Bu hafta normalin dışında olarak iki bölüm halinde diren futbolla karşınızda olacağız. İlk bölümde Orhan Hoca ile beraber haftanın maçlarını ve diğer gündemi konuşacağız. İkinci bölümde ise Bağış Erten, Ali Ece ve taraftarlarla birlikte bugün uygulamaya geçen e-bilet sistemini konuşacağız. İlk bölümde haftanın maçlarını konuşalım Orhan'la. Orhan merhaba. Merhaba. Hemen başlayalım istersen. Hafta Beşiktaş Konyaspor maçıyla başladı. Beşiktaş uzun süre önde götürdü maçı. Son dakikada 7 golle berabere bitirdi. Galatasaray'ın kaybetmesiyle beraber belki yine avantajı çıktı haftadan ama daha büyük bir avantajı da tepmiş oldu. 5 maçıyla yine dersin. Tabii önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı olduğunu düşünürsek aslında buradan alınacak olan 3 puan onlar için Şampiyonlar Ligi yarışında çok önemli. Bir avantaj sahip olacaktı ama özellikle bir de uzatma dakikalarında dahi uzatmasında yediği golle gerçekten yıkıldı Beşiktaş. Biraz hakeme Tepkiler hakeme. Hem tepkililer ama ben bilinç tepkili, Önder Özen tepkili. katılmıyorum ona o kadar. Çünkü nihayetinde ondan önce de Beşiktaş Torku Konya beraberliği yakalayabilirdi. Beşiktaş maçı bitiremiyor. Yani bu uzun zamandır var olan bir problem. Maçı bitiremiyor. İkinci golü atamıyor. İki farka ulaşamıyor ya da maç içerisinde hep son saniyelerde ya bu şekilde kaybediyor ya da kazanıyor. Bu daha çok kadro yapısı ile ilintili. Aslında bunun için bu açıdan baktığınızda çok doğru bir transfer Jermaine Jones'u aldılar ama Jermaine Jones'un çok da hazır gelmemesi ve üzerine hemen Belki ikinci yarı sakatlanması. geldiğinde ama ilk defa bu kadar etkiliydi. Yani bu hafta Tabii gözle aslında görülür bir sahada fark yarattı. doğru bir transfer. Yani ben kesinlikle tanıdığım için, Şarkı'dan çok yakından tanıdığım için doğru bir transfer. O kırılma noktalarında önemli hamleler yapabilecek. Liderlik 31 yaşında da çok da tecrübesi, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de var. Kesinlikle doğru bir hamle bana göre. Futbol açısından bakıldığında ikinci yarı 5 yaş hazırlanırken böyle bir oyuncu transferi çok mantıklı buluyorum ben. Ama işte sakatlanması, Schalke'de de son döneminde hazır olmaması, kampa da götürülmemişti o. Öncesinde belirlenmişti onun gideceği. Bu böyle bir sorunlar yaşadı ama nihayetinde başka bir sorunu var 5 yaşın. Sakatlanma gibi çok ciddi bir problem var. Yani 50'nin üzerinde sakatlık rekor kuruyor neredeyse. Haliyle bu Jermaine Jones ayrı bir sorun ama işte Oğuzhan'ın özellikle adres sakatlıkları. Burada bir şekilde futbolcular çok gençler. Başka açıdan Gökhan Töre, Oğuzhan, Olcay bir tecrübe eksiklikleri söz konusu ama profesyonel yaşam belki sorundur. Bilemiyorum çünkü orasını ya da sağlık ekibi Galatasaray'da da bu tartışmalar olmuştu ama sakatlıklar etkiliyor. Yani Oğuzhan gibi etkili bir oyuncu her 2 haftada bir kaybediyorsunuz neredeyse. Bu etkiler var. Fernandez'in mesela yönetilemiyor. Yani Beşiktaş'ta da bu problem var. Quaresma'dan dahi gidesiye kadar bari yani iyi bir verim alınamadı. Hep bir Yönetim değişti aslında ama uygulama değişmedi. Yani Beşiktaş artık ama böyle. Fikret Orman yönetimiyle beraber şey oldu. Mesela Quaresma dönemi tamamen sildiler falan. Yani ben olsam hani hem satacaksınız elinizde oyuncu. Nihayetinde şunu da hatırlayalım. Demirören zamanı belki Katar 20 milyon euro bonservis verdiğini açıklamıştı. En azından Demirören yalan söylemiyorsa canlı yayında bunu söylemişti. Bir NTV Spor'a katıldığı bir programda. Yani 20 milyon bonservisten siz o şekilde aldınız oyuncuyu veya o şekilde yükselttiniz. Oradan neredeyse elindeki sıfırda hiçbir para almadan bedelsiz bir şekilde göndermeye çalıştınız. Aynı şekilde Fernandes. Ya düne kadar daha Fernandes'i bir yıl önce işte Fenerbahçe istiyordu. Hatta Galatasaray hatta çok takım için söz konusuydu ve ciddi bonservisler de alabileceğiniz bir oyuncu. Zaten geçmişinde de çok öyle Everton olsun başka kulüplere iyi bir bonservis fiyatlarıyla transfer oldu. Ve şu anda Beşiktaş'ta bedelsiz ve parasını alıp gitmeye bakıyor. Yani bu Fikret Orman oyuncular artık Fernandes'te Beşiktaş'ın işi olmaz ve sözleşme yenilemeye değmez gibi bir açıklaması oldu. tabii artık Artık bırakıyorlar yani yani. bir gelir de beklemiyorlar Fernandes'ten. Sezon sonu gelsin de Fernandes'te takım ilişkini keselim diye. Hem Fernandes bekliyor hem de yönetim artık yapacak bir şey yok diyor. Anlaşmaya gitmişler. Hani Fernandez eğer hatta daha erken göndermiyor. Çünkü hiçbir size katkısı olmayacak oyuncuya. Bayağı da bir miktar para veriyorsunuz. Yani nihayetinde bu oyuncuların eksikliğini düşünürsek aslında bir açıdan başarılı dediğimiz Beşiktaş, öbür başka açıdan da başarısız yani. Bunu şöyle şu açıdan başarılı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre çok daha işte düşük bütçelerle takım kurdular. Çok daha temkinli davranmak durumundalar ki bir yıl önce yaşanılan o mali krizi de hepimiz biliyoruz zaten. İşte kampanyalarla beraber. Ama şimdi gelindiği noktada Galatasaray'la aynı puanda olması başarılı olarak görülebilir. Çünkü Galatasaray çok daha
iyi koşullara sahipti. Ama öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası vardı ki bu başlı başına bugün Fenerbahçe'yi dahi şampiyon yapan etkilerin başında geliyor. Ki Beşiktaş'ın kurtuluş da aslında bu sezonki ikincilik. Yani şampiyonluktan çok Beşiktaş'ın ikinciliği aslında biraz kurtuluş gibi olacak. Çünkü doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve yeni sezonda Fikret Orman'a göre 30 Ağustos'ta stadın yapımı tamamlanacak. Yeni sezona yeni statla tabii başlayacak. Ki, tabii ki. Ve iki sene ile düşük bütçeli takımlarla geçirdiler ve biraz o eskiden kalan borçları kapattılar. Ve eline genç bir takım var. Oğuzhan gibi, işte Necip gibi oyuncular var. İsmail Köybaşı işte bu hafta yine oynadı. Ya, bu o kadar önemli bir şey ki. Atiba var. Daha ucuza bulmuş ve takımda banka oynayan geldiğinden beri Atiba gibi oyuncular var. Yani bu sene ikinci olsa aslında Beşiktaş'ın tarihsel bir dönem içi geçecek gibi. O kadar önemli bir kırılma noktası ki Beşiktaş için. Yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım demek bu. Sene sonunda alacakları oyuncuları etkileyecek. Hangi oyuncuların geleceğini etkileyecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne ikinci giderse direkt katılım. Bu minimum 20 milyon. Minimum 20 milyon demek. Galatasaray bugün işte pazar günü yapılan mali kongrede kar gösteriyor. Gelir gösteriyor. Az bir miktarda değil. En az Bayern Münih kadar gelir gösteriyor. Yani pardon kar gösteriyor ve bunun tek sebebi de Şampiyonlar Ligi. İki yıl üst üste gruplardan çıkmak. Topladığınızda 60 milyon minimum bir gelir var orada. İmaja katkısı ayrı bir sorun. Ama Beşiktaş'ın şu an daha çok ekonomik. Eğer giderse 20 milyon Beşiktaş'ın kasasına girecek olması. Artı futbolcuları, istediği futbolcuyu alabilecek olması yaz döneminde. İstediği yıldız da alabilir. Şampiyonlar Ligi. Şike cezası nedeniyle gidemedi Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak dönecek. Böyle tabii. Bir yani dediğin gibi imaj düzeltmesi de yapacak. Tabii Avrupa'da. Ben mesela bir örnek vereyim mesela. Şampiyonlar Ligi'nin önemi adına. Podolski ile Galatasaray anlaştığı zaman anlaşmıştı ve ondan daha sonra şöyle sorular geliyordu. Hani niye Türkiye'ye gidiyorsun vesaire gibi. Şöyle bir yaklaşım vardı mesela Podolski'nin. Arsenal öncesi transferinden bahsediyorum. 12 milyon istediği için gerçekleşmedi. Ya Makedonya'ya da gidebilirim. Şampiyonlar Ligi oynuyorsa. Yani futbolcuların, yıldız futbolcularına böyle bir bakış açısı var. Beşiktaş eğer ikinci olursa bence hedefine ulaşmıştır. Bu sezon için artı başarılıdır da diyebiliriz. İçerisindeki eksiklere rağmen. Geleceğe zaten önleri üzerinde 3 senelik bir şey koydu. Yani sezon başındaki o basın toplantısında. Yani tek sezonluk başarıdan çok 3 sezonluk Beşiktaş'ın geleceğini kurtaracak bir planlamaya gideceğiz demişti. Oradan maça dönelim hemen. Yani ben maça baktığım zaman yani sezonun en böyle gol pozisyonu fazla olan, keyifli bir heyecan veren maçlarından biriydi. İki takım da açık oynadı. Özellikle ilk yarı ve 60. 70. dakikaya kadar Beşiktaş'ın da kaçırdığı pozisyonlar oldu. Konya'nın da kaçırdığı pozisyonlar oldu. Yani biraz kaleyi bulma oranı şutların yüksek olsa 4-3'lük, 4-4'lük bir kesinlikle maç olabilirdi. Skordan bağımsız keyifli bir karşılaşma. Tam da böyle yani kırılma noktasında artık biraz daha temponun düştüğü noktada Beşiktaş golü buldu. Ve ben kazanır diye düşünüyorum tabii. Artık yani son 20 dakikada böyle kritik bir dönemde bu maçı vermez diye düşündüm ama çok geri çekildi Beşiktaş. Ya aslında şöyle yani baktığınız zaman kazandı dahi diyebileceğimiz bir noktada maçı verdi. Yani 90 artı 3 dakikalık uzatma vardı. Onun dahi uzatmasında o kornerden gol yediler. Ya bu da bir sonuçta bir tecrübedir. Yani bu da bir eksikliktir. Yani o saniyede o korneri vurdurmayacaksın. Yani Gekas'ın her zaman farkında olacaksın. Yani bunlar dahi bir tecrübedir ki ama Konya'da İkinci yani iyi takımlardan biri. Temple oynayan takımlarından biri ve kadrosunda Hilep gibi bir oyuncu var. Ya insan inanamıyor. Jalma var. İnsan inanamıyor Hilep'in hala burada oynadığına. Gekas var. Yani Hasan Kabze oynadı yani o gün. 70-80 dakika sanırım oyunda kaldı. Hasan Kabze de çok istekliydi. Ya bunların hepsi uluslararası isim ve aslında. İyi bir kalecisi de var. Çok iyi bir kaleci var. Hepsi de uluslararası. Yani Liverpool diyorsunuz, Arsenal diyorsunuz. Hilep'in kariyerinde Arsenal, Barcelona ve en önemlisi Stuttgart zamanı çok iyiydi. Hasan Kabze'nin Fransa ve Rusya Fransa, Rusya, var. Galatasaray var. Gekas'ın Bochum, Leverkusen gibi Almanya'da gol kralı olması gibi çok önemli bir şey kariyeri var. Ve Hilep hala da çok da o tarz oyuncular için yani tekniğini baktığını konuşturan on numara, teknik on numaralar için o yaşta çok iyidir aslında. Yani Pirlo için o yaş genç bile diyebiliriz mesela örnek vermek gerekirse. Hilep de iyi de oynuyor, katkı da veriyor bence. Çok ki maçta aklımda kaldığımı bilmiyorum ama ikinci yer bir pozisyonda Hilep yani Barcelona günlerindeki gibi yayın üzerinde paslaşmalara gitti. Daha ve çok şut kadar. Hasan Kabze'ye bir ara pası attı ama Hasan Kabze biraz da çok da uyumlu olmadığından dolayı geri döndü. Aslında arkasını dönüp koşsa tabii. Yani kaleciye karşı karşıya kalacaktır. Hilep hali o kalitesini sahaya yansıtabiliyor. Ben izlediğim her maçta Hilep'in kalitesini görüyorum. Yani o pası verirken dahi oyuncunun koşma hızını düşünerekten tam önüne atması. O bir kalite. Ben onu özellikle Stuttgart döneminde çok beğenirdim. O zamanlar Rosicki ile beraber hatta 3 tane 10 numaradan birisiydi. Çok önemli. Bugün Konya Torku'da oynuyor. Hala bana garip gelir mesela kariyerinde. Yani nihayetinde Beşiktaş bence hak ettiğini alıyor. Oyunun karşılığını. Hakemler biraz
şanssız olduğu dönemler olabilir ama aleyhine de çalındığı zamanlar evet, var. Evet, hakime tepkisi çok fazlaydı Beşiktaş'ın. Bence hakime tepkiyle bağlantılı olduğu zaman gerçekten sorunun özünden de kaçılır. Yani Beşiktaş bugün neler yapmak eksiklikleri var. Bence şöyle bir soru sormaları gerekiyor. Yani Slaven Bilic yeterli mi? Yani yeter, güven veriyorsa, ki Önder Özen'in çok büyük güven duyduğunu biliyorum. O zaman uzun süreli onun istediği şekilde bir planlama yapılmalı. Yani bu gibi kararları, geleceğe dair atılması gereken kararları şimdiden oyuna bakaraktan hakemsiz bir şekilde bakıp değerlendirmeliler. Ki Beşiktaş yani şu maça baksa da sezonun bütününe baksa ciddi bir orta saha eksikliği olduğu fark ediliyor. Mesela Konya maçında da işte 70 dakikadan sonra orta sahası Beşiktaş'ın biraz boşaldı. Yani çöktü diyeyim daha anlaşılır bir tabirle. Ve golü de aslında orta sahadaki boş bıraktığı alanlardan yedi. Orta sahada işte Jermaine Jones biraz artık yoruldu diyeyim. Necip bekleneni gösteremedi orada. Tamamen kadro geriye çekip orta saha top tutamayınca takım da geriye doğru çekilmeye başladı. Tecrübesizlik de var psikolojik etkenle. Yani geriye çekilmeye başladığı andan itibaren onu orada dur demek çok kolay değil. Ama güzel olan ayrıntıdan da bahsetmek gerekir. Geleceğe dair iyi yatırımlar var. Eğer Gökhan Türen'in de bonservisine alınırsa, yani öyle bir Gökhan Türen ve Olcay Şahin gerçekten bu sene iyi katkı verdiler. Özellikle Olcay'ın her maç katkı verdiğini düşünürsek. Baktığınız zaman bence Ramon Motta da iyi bir yatırım oldu. Franco da falan düzelirse, yani çok genç kadroyu tecrübe kazandırmış oldular. Bu şekilde gidip ikinci yarıda çok daha başka olabilir. Şunu hatırlatmak istiyorum sadece. Jürgen Klopp 2008'de geldi Borussia Dortmund'a. Ve 6. 7. oldular 2 sene üst üste. Ve 2010'da da muazzam bir çıkış yaptılar. Yani o kadronun oluşması kolay olmadı. Dolayısıyla çok büyük başarılar elde eden takımlar da bir sabır ve bir istik ve bir plan ve proje doğrultusunda ilerliyorlar. Özellikle maddi durumu kötü olan insanlar zorunlu olarak, ekonomik olarak kendilerini doğru bir politikaya angaje etmek durumunda kalıyorlar. Başarı da bu yüzden geliyor. Ben böyle çok fazla hikaye sayabilirim. Yani bu 70'lere gittiğinizde Gladbach'ın dönemi de böyledir. Ki Barcelona bile aslında böyle bir hikaye. Barcelona biraz daha bilinçli. Çünkü Barcelona'da şöyle bir şey var. Van Gaal dönemi mesela 8 tane Hollandalı olduğu için Katalan kimliğini kuruyor biliyorsunuz. Başarılı dahi olsa gönderilebilir. Orada Katalan kimliğine bir vurgu var. Çok bilinçli bir şekilde. Yani parası olmadığı için değil. Takımın genelinin bir Katalan olması. Çünkü takıma 8 tane farklı yabancı oyuncu alabilirsiniz. Ama 8 tane Hollandalı aldığınız zaman takımın kimliğini başka bir şeye çeviriyorsunuz. Bu yüzden de Van Gaal çok büyük tepki olup gittiğini, yani göndermesinin sebebi ilk gelişinde özellikle. Ama Dortmund gibi, eskilerden Gladbach gibi, işte bir ara Beşiktaş da iyi işler yapmaya başladı. Hep mecburiyetten, biraz zorunluluktan dolayı. Bakın bugün bir tersine bir örnek Galatasaray. 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşte öbür tarafta borsada da bir şekilde bir şeyler oldu. Çok da anlamıyoruz. O yüzden iyi veya kötü yorum da yapmak istemiyorum. Nihayetinde paraya kavuştu ama devler aslında 20 milyonluk transfer yaptı. Ve bugün o 20 milyonluk transferin hiçbirini kullanamadı. Yani maça bakın. Hiçbir maç alamadı o oyuncular size. Ki borsadaki işlemleri pek anlamıyoruz ama gelen cezalardan aslında iyi işler yapmadıkları da görülüyor. İşte Ünal Aysal'ın kimliği neydi? Futbol adamından çok bir şirket yönetmek gibi bir becerisi vardı ve Galatasaray şirket gibi yöneticinin kâra geçireceğini söylüyordu. Ama geldiği noktada 2 senede Beşiktaş, işte Galatasaray 106 milyon lira vergi cezası yedi ve vergi kaçırmaktan ceza yedi. Şeffaflık da çok anlamış değilim. Şimdi mesela Mali Genel Kurulu'da Galatasaray için kâr gösteriyorlar. Gelir bu, gider bu. İşte 5 borçları yapılandırmaktan falan bahsediyorlar. Bir başka yönetici çıkıyor diyor ki hayır işte asıl gelir bu, asıl gider bu. Aslında 150 küsur milyon zarar. Dolayısıyla bunun tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani herhangi birisine inanmak durumunda kalıyoruz sadece. Yani ayrıntısına girdiğimiz zaman da 2 tane farklı veriler çıkıyor ortaya. Ama ben ona değil, ben daha çok şuna konsantre oluyorum ya da şunu altını çizmek isterim ki orada paranız var. Bakın 20 milyonluk devre arasında transfer yapacak paranız var sizin. Ve 20 milyon sadece bonservis fiyatı. Bu oyuncuların ellerine verilen paralar, yıllık maaşlar hepsini kattığınızda bununla takım kuran var bu sadece bu fiyatla. Eminim ki Akhisar'ın mesela 11 oyuncusunu toplasanız, hadi 20 oyuncusunu toplasanız 3 yıllık maliyeti 20 milyon değildir. Ben biliyorum, Hamza Hoca ile kendim konuştum. Yani işte 350 bin, 300 bin dolardan oyuncu alıyorlar. En fazla 400 bin çıktı mı hayır diyorlar. Yani bu kadar çok kısıtlı bütçeli ve bakın bugün 8. durumda. Düşme potasından kurtulan geçen sene sonuncu olan Akhisar. Daha 2. yılı. Yani parayla bu iş yok. Bu işi doğru yapan kulüplerden birisi ve Galatasaray bugün 20 milyon devre arasında harcadı. Ve işte bakın bir gün hazır olmayan Ontivero geldi. Bir gün Hayroviç geldi. Bir gün Koray Günter geldi. Ama hiçbirisi bunların bugün size şampiyonluk yolunda veya daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi yolunda ekstra bir puan kazanacak kalitede oyuncular değil. Burdusto'yu hiç saymıyorum ki nasıl alındı o ayrı bir konu.
Bu oyuncular belki ileride Koray Günter Galatasaray'ın yıldızı olabilir. O şeyi de veriyor size. Kumaşın güzel olduğunu da söylüyor ama devre arasında bunlar yapılmaz. Evet, bunlar devre arası transfer. Sen 20 milyonu bugün Galatasaray 20 milyon liradan bahsediyorum. Türk doğru bir şekilde harcasa belki işte bu deplasmanda iki tane maç kazandıracak oyuncu alabilseydi bugün Beşiktaş'ın 6 puan önündeydi ve 20 milyon da kasasındaydı euro. Yani hesap kitap ortada aslında. Sen bugün ikinci yarı sana puan kazandırabilecek tek bir oyuncu alamadın. Bir tabii Telles'i bir kenara koyuyorum. Ki onun da bir uyum süresi, savunmada yarattığı sorunlar vesaire başka bir şey. Telles dışında ilk 11'e girebilecek. Hatırlayın geçen sene. Geçen sene Galatasaray aslında Burak'ın girmesiyle beraber sistem bozulmuştu. Bak Drogba ve Snyder'dan önce Umut Elmander'den dışında Burak her sonradan girdiğinde gol attı. Hatta daha da geriye gidelim. 3 maçlık cezası vardı. Oynamadığı için Umut Elmander diye bir sistem oluştu. Önde alan yapılan presle beraber topu sürekli kazanma ve sürekli yerinden elde etme başarısıyla beraber Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yendi. Arkasından önce Burak girdi, sonra Snyder, sonra Drogba ama her şeye rağmen devre arasında yapılan iki transfer, Ordu maçı, Snyder'in volesi, Akser maçı Drogba'nın kafası, deplasmanda yani net 3 puanlar kazandıran size atılımlar. Ve bunlar dolayısıyla siz yine şampiyonluğu Fenerbahçe'ye bırakmadınız ki ikiniz aynı anda Avrupa'da devam ediyordu. Yani devre arasında yapılan hamleler önemlidir. Galatasaray çok yanlış yaptı o açıdan. Bu oyuncular alınması değil. Bu dönemde bu oyuncu alınmaz. Yani bu yatırım yapılmaz. Galatasaray'a geçmiş olduk zaten bir şekilde. Galatasaray'a konuşmaya devam edelim. Sivas'a deplasmanı kaybetti. Aslında bu sezonki bir geleneği oldu Galatasaray'ın deplasmanı kaybetmesi. Hatta sosyal medyada da haritalar ortaya konuluyor. İşte Galatasaray'ın kazanma oranı diye, kazandığı iller diye haritalar konuluyor. Sadece İstanbul ve Kayseri'de Galatasaray maçı kazanabilmiş. Onun dışında işte Karabük, Manisa, Antep, Konya, Rize. Yani birçok şehirde Galatasaray maçı kazanamamış. İşte yani, deplasmanı kaybetti işte puanlarla da bir gün Fenerbahçe'nin 13 puan gerisine düşüyor. 29. haftadayız ve ligin bitmesine sadece 5 hafta var. Galatasaray ikinci yarı deplasmanda maç kazanamadı. Yani böyle bir istatistik olur mu yani şampiyonluğa oynayan bir takım için? Ona rağmen ikinci olması veya üçüncü olması başarı zaten. Bu daha çok diğerlerinin yani o yüzden geçen diyorum Beşiktaş'ın başarısızlığı biraz burada diye. Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyeti yani her ne kadar futbol kalitesi düşük bir maç olsa da yani biraz şey oldu yani Galatasaray taraftarlarını etkiledi ya da sezonun işte kötü giden sezonu biraz aldatmacası oldu da Fenerbahçe. O derbi maçında dikkat ettiysen çok ekstrem bir mücadele vardı. Yani Burak falan durmadı hiç. Her topa herkes uçtu. O senede bunu 34 maç yapabilsen zaten bambaşka bir ortamda. Ama geçen hafta Fenerbahçe galip geldi. İşte Fenerbahçe maçının anlamı başkadır ama işte oradan 3 puan aldı. Oradaki kaybettiği oyuncularla bu hafta da 3 puan bıraktı. İşte Fenerbahçe tekrar 3 puan farkı arttırdı. İşte geçen haftadan işte Melus'u yoktu. Schneider yoktu işte. Drogba oynamadı bu hafta. 5 tane oyuncusunu kaybetti. İşte Sivas'a 5 eksikle gitti. Bundan yerine de işte Koray oynadı. Hayrovic oynadı. Ontevaro yani, girdi. Yani sonuçta aldığın oyuncular yani alternatif olarak ikinci yarı yaptığın transferler çok doğru olmadığını gösteriyor. Çünkü belki dediğim gibi bunlar 2 yıl sonra fayda verecek olsa dahi bugün için doğru değil. Bu ikincilik öyle hafif bir şey değil. Yani alacağın o para ve imaj artı oyuncu transferi konusunda seni önündeki 3 yıl etkileyecek. Nihayetinde deplasmanda Galatasaray kazanamıyor. Daha da önemlisi Melo'suz bir şekilde kazanamıyor. Bana göre Melo bu sene A sınıfı yani Mustera ile beraber üst düzey bir futbol oynadı istikrarlı bir şekilde. Onun açığını kapatamıyor. Deplasmanda seyirci olmadığı zaman topu tekrardan kazanma oranı çok düşük. Bu da yaşla da ilgili bir şey. Ne olursa olsun oynayan Drogba, oynayan Burak, oynayan Umut bunların hepsi ya 35 ya 30. En genci 28-29. Yaşlı bir kadrosu var yani. En başta da söyledik ki atılımları o yüzden beğenmiştim ilk başta. Hani gençleştirme operasyonu ama hızlı bir şekilde Teyyes gibi bir tane daha Teyyes gibi sana verim yapacak bir forvet olabilir. O alsaydı belki bugün iki tane deplasman galibiyeti en azından Şampiyonlar Ligi'ni garantilese. Yani sonuçta bunlar geçiyoruz Ünal Aysal'a. Fatih Terim yönetti Florya'yı. Fatih Terim futbol organize etti ve Ünal Aysal Fatih Terim'le beraber başladı. Dolayısıyla Yunanistan çok güçlü bir başkan ya da çok akıllı ya da çok işi bilen bir insan olarak gözükebilir. Ama Fatih Terim gitti. Tamam Mancini ile beraber bir Şampiyonlar Ligi başarısı var. O da bir maça iki maça bağlı oluyor. Bundan sonraki atılımlar Mancini gönderilecek mi? Devre arası transferleri, kurgu, yapı, organizasyon, gerekirse hakemlerle uğraşmak, gerekirse federasyonla uğraşmak gibi pek çok konuda ne edileceği, ne yapılacak konusunda çok tecrübeli değil. Yerine getirdiği, yani bu iş için görevlendirildiği ve atadığı insanlar da ne kadar tecrübeli göreceğiz. Ünal Aysal kongredeki tavırlarına bakınca da
Elinin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Çünkü yani diğer çiftinde öyle. 2 sene üst üste şampiyon olmuş. Avrupa'da işte çeyrek final oynanmış. Ve işte Mesela Drogba'da Schneider'ler takıma getirmiş. Bu anlamda elinin güçlü olduğu görülüyor ama Galatasaray'da lise faktörü var. Yani Adnan Polat'ı hatırlıyoruz nasıl gittiğini. O da bir dönem başarılı olmuştu. Sonrasında yani kulüpten kovulur gibi gönderildi neredeyse. Yani dolayısıyla biraz rest doğru. çekiyor. Borçlanma için kongre rest çekiyor ama bir anda yani taraftarın tepkisi zaten bir noktada var Fatih Terim'den sonra. Eğer Galatasaray Lisesi'ndeki grup, Galatasaray Lisesi grubu dediğimiz kongredeki onların da tepkisi alırsa başkanlığı ben çok öyle uzun yıllar götürebileceğini sanmıyorum. Zaten 2016'da bırakacağını söylüyor. Bugün bir seçim kararı alsa aday olmayacağını söylüyor. Yani Ünal Aysal şu anda zaten güçlü olduğunun farkında. Yani seçim kararı alacak. Şu anda bir aday olması gerekir ama Galatasaray'da her zaman aday çıkar. Bence doğru değerlendirme için şöyle yapıyorum. Ünal Aysal dönemiyle Adnan Polat dönemini sportif başarıları çıkararak değerlendirme yapıldığında kimin iyi olduğu çok net görülemeyiz. Orada bir şirket birleştirmesi var. Çok önemli atılımlar var Adnan Polat döneminde. Ama Evet, stat elinde bir faktörü de Fatih var Terim mesela. olmadığı için, Stat da yaptı Adnan yoksa Polat öyle. yönetim olarak baktığında Frank Rijkaard gibi bir o dönemin başka Avrupa'dan da teklifler alan bir teknik direktörü getirmek de bir başarıdır. Atıyorum Feldkamp'la şampiyon olmak da bir başarıdır. Ama nihayetinde sportif başarı olmadığı için bu iş başarısız olarak gözüktü. Taraftarın algıladığı o. Adnan Polat ve iki tane Adnan Sezgin. Çok başarısız bir yönetici ama işin diğer kısmında kulübün yönetilmesi, ekonomi borçlarının yapılandırılması, stadın birleştirmesi ve daha anlamadığımız pek çok konuda çok iyi işler yaptı. Ünal Aysal çok başarılı gözüküyor ama bu başarı şu anlık için Fatih Terim'in. Gittikten sonraki dönemi de görüyoruz. O yüzden bir süre sonra daha doğru değerlendirme yapacağız diyorum. Eğer Ünal Aysal gerçekten 2016 yılına kadar kalırsa çok para harcayabilir. Mancini değil, Mourinho'yu daha iyi getirebilir. Ama bu iş biraz doğru isimleri doğru zamanda getirmek, doğru transfer, tek bir insandan oluşmuyor, tek bir teknik direktörün değil. Bir kurgu işi, bir tecrübe işi. Ben Adnan Polatların dahi bu işi tek başına yönetmesine karşıyım. Çünkü futboldan gelen insanların gerçekten ama artık bazı insanlar Adnan Polat gibi, Aziz Yıldırım gibi çok uzun yıllar bu işlerde oldukları için belirli bir tecrübesi oldular. Belirli bir artık uzmanlık alanına girdiler. Ama Ünal Aysal hiç sanmıyorum ben futboldan anlamadığını zaten söylüyor. Ve nasıl yönettiğini, neye dayanarak doğru iş yaptığını ben bugün merak ediyorum. Çünkü Lütfü yani işte CEO'su da bu işten anlamıyor. Bu açıdan anlamıyor yani sportif içerik açısından hangi teknik direktör, hangi oyuncular işte en basit örneği. Çünkü ben şuna söylüyorum hani bazıları diyebilir ki Mancini yaptırdı son olarak. Mancini İtalya'da verdiği röportajda bu istediğimiz oyuncuların alınmadığını ve transfer döneminin kötü geçtiğini söylemişti. Dolayısıyla bu tek başına Mancini'nin kararı değil. O zaman kimin? Ki Mancini gibi teknik direktör de istemediği oyuncuları kadrosuna görecek bir hoca gibi değil. Çünkü kariyerine bakınca hani İngiltere'de çok büyük bütçeler ödemiş. Mesela Manchester City bütçesi 500 milyon euroydu Mancini'nin. Orada çok eli rahattı. Ya ama orada da Türkiye'de belki kavgaları o var. kadar bütçesi yok ama Sportif direktör. istemediği işte Burdisso gibi bir oyuncu yani. Bu, Türkiye gelene kadar Türkiye'den kimse bilmiyordu Burdisso'yu. Halde kimse nasıl bir topçu olduğunu bilmiyor çünkü hiç oynamadı. Ya kendisi herkes Hayrovic'i kardeşini biliyor, abisini biliyor yani. işte Hayrovic'i bilmiyoruz nasıl bir oyuncu olduğunu. Ya bu şey, onlar da sportif direktör. Mesela bir örnek vereyim. Mario Gomez'i alan Uli Hoeneß'tir Bayern Münih'e. Mario Mandzukic'i ki Wolfsburg'un daha istemediği Avrupa Şampiyonası'nı 2012'de izleyip de alan tek başına Uli Hoeneß'tir ya. Tek başına derken yararlı olacağını gören. Yani mesela Guardiola Lewandowski'ye ses çıkaramıyor çünkü öncesinden çok verilmiş bir söz var ki onlar futbolculara verdiği sözlere çok bağlıdırlar. Lewandowski'yi alan yine Bayern Münih yönetimidir. Yani bunlar mesela aynı şekilde Manchester City'de de var. Çünkü uzun 5 yıllık izleme oranı var. İzliyorsun. O şekilde alıyorsun. Mesela Diop var. Hani geçenlerde esprili bir hikayesi oldu Trabzonspor'la ilgili. Diop mesela 3 yıldır izliyor Şimatki, Hannover'in sportif direktörü. Tam alacak, o anda Ferguson kapıyor. Yani Ferguson da 2 yıldır izliyormuş. Ferguson kapıyor ama devam ediyor, takibi devam ediyor. Premier Lig'de yapamadığı, kiralanıyordu, yapamadığı zaman tekrardan Diop var. Diop Hannover'e geldiğinde, ki çok başarılı oldu, 4 yıllık bir izlemenin sonucunda alındı ve teknik direktör falan yok ortada o zaman. Zaten Hannover'in düşüşü de Schmadtke'nin gidişiyle yani sportif yönetimin değişmesiyle gerçekleşti. Yani bu açıdan tek başına bir teknik direktör kararı değildir transferler. Scott ekibi var ki çok başarılı bir Scott ekibi var Galatasaray'ın şu anda. Emre Utkucan. Scott ekibi var, teknik direktörün izledikleri var, X'ler var, Y'ler Hatta var. Almanya'da ayrı bir ekip kurmuşlardı. Almanya'da oyuncu ekibi kurmuşlardı. Başına da kim? Adnan Sezgin'i mi getirmişlerdi? Bir neydi? Erdal Keser, olur mu? Erdal Keser Bir galiba. isim getirmişlerdi de Almanya'da böyle bir şey kurmuşlardı. Sonradan o da herhalde Yok devam tazminiyle. ediyor. Daha yeni o Wattenscheid kulübünün ilgili bir şey var. Yani pilot takım olarak Wattenscheid kulübünde oynatacak aldıklarını. Ama öncelik sattığı zaman Wattenscheid önceliği Galatasaray'a verecek. Yani nihayetinde şu. Sportif yönetim başkadır ve bugün
İnal Aysal ne kadar anlayıp anlamadığını ve anlayan insanlara ne kadar getirdiğini göreceğiz yani. Şu anda çok başarılı olduğunu düşünmüyorum yani. Şey, üçüncü olursa ön eleme oynayacak ve Türkiye'de ön elemeyi atlayıp da şampiyonlar yine girmek çok zor Artık bir iş. kurallar değişti, çok zor. Çok zor ki Fenerbahçe geçen sene işte Avrupa'da, UEFA'da yarı final oynamışken aynı kadroyu korudu. İşte Arsenal çıktı, iki maçta da mağlup olarak Sadece ayrıldı. Türkler için değil yani, mesela puanı yetersiz yani. Gladbach mesela elendi. Favre'nin, Lucien Favre ile beraber. Dinamo Kiev çıktı. Yani çok kolay ekip. Herkes için çok zor. Arsenal için bile çok zor. Udinese ile oynamıştı mesela. Yani herhangi bir kulüp için dahi çok kolay bir şey değil. Fenerbahçe'de mesela Arsenal elendi. Yani artık ya eleme geçmeniz için 3. grupta şampiyonlarına kalmanız için ya mutlaka ya Arsenal ya İtalya'dan ya Almanya'dan ya Fransa'dan yani şu 5 büyüklükten birisi çıkacak onun üçüncüsü. Ki Galatasaray'ın asıl başarısızlığının bu sözdenki şampiyonluk değil, gelecek sezon şampiyonluğa yine gidememe olacağını düşünüyorum. Tabii. Gidemediği takdirde çok ciddi bir işte maddi kaybı uğrayacak ve işte elinde bu devre arasında 20 milyon lira harcadı. Bunun bedelini gelecek sezon transfer bütçesine halle kısmak zorunda kalacak. Elinde işte sezon sonu yine oyuncular kaçacak takıma. Ve 2 yıl 3 yıl üst üste sürerse bu gidememezlik durumu. Şunu da eklemek gerekir. Neden şampiyonluk başarı kriteri olarak koymuyorum? Çünkü hatırlayın Fatih Terim dönemi çok da ben gazetede editör olduğum için bir günde yazıyordum. Sürekli haber yaptığım için biliyorum. Galatasaray bütün cuma maçlarını kaçırıyordu. Bütün cuma maçlarını kaybetti. Herkes olayı cumaya bağlıyordu ama olayı çok basit bir açılım var. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kaybetti bütün puanlarını. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için Salı Çarşamba Galatasaray bütün maçları bir cuma oynadı. Ve ilk cuma oynadı 7-8 maçtan 3 puan alamadı. Geçen Fatih Terim döneminde. Aynı şekilde bir bakın Dortmund. Yani bu işin iddia kısmında da hep söylerler ki ben de bunun üzerinde duruyorum. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konsantrasyon kaybı. 5-6 maç Şampiyonlar Ligi maçı öncesi puan kaybetti. Yani Şampiyonlar Ligi'nin olmasa Galatasaray için ligde Fenerbahçe'nin karşı çok ciddi bir dezavantaj ve bu yüzden de puanlar kaybetmesi çok anormal değil. Avrupa'da da var. Ama şu kesin ki seneye de bu olursa ve bu bir çok güçlü olmanız gerekiyor iki ligi birden götürmeniz için. Galatasaray'ın mali durumu da çok ciddi etkilenecektir. Ki zaten şimdi aklıma gelen bir şey. Mesela Galatasaray, Ünal Aysal ve Fatih Terim'le bir başarı kazanıldı iki sene üst üste ama başarının başladığı noktaya baktığımız zaman da işte şampiyon olan ve işte kadrosunda Lugano, Andres Santos, Niang gibi oyuncuları bulunduran Fenerbahçe bir şikeyle karşı karşıya kaldı ve bu oyuncuları kaybetti. Ve yani hem psikolojik olarak hem de oyuncu kadrosu olarak ciddi olarak geriledi. Bu sezonda işte Fatih Terim ve Ünal Aysal hamlesiyle Galatasaray şampiyon oldu. Aslında bu iki sezon şampiyonluğuna oradan bakmak lazım. O sezon Galatasaray'ın işte çok iyi futbol oynanması falan ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rakibinin biri Beşiktaş'ta ortada, Beşiktaş'ın hali ortadaydı. Fenerbahçe zaten şampiyonluk kadrosunu belli oyuncularına kaybetmişti ve kulüp olarak da çok büyük bir krizin içerisindeydi. Ama bu, şöyle iki taraftan bakalım. Fenerbahçe'nin yaşadığı o durum tabii ki etkilemiştir. Olumsuz açıdan pek çok konuda etkilendi. Yani her maça adam, oyuncular acaba alt lige düşecek miyiz diye çıkıyorlardı. Ki yani playoff olmasaydı ciddi. Zaten playoff öncesinde puan farkı 15. 10-15 evet. 15 ama civarı puan farkı vardı neredeyse. Diğer taraftan da şöyle de düşünmek gerekir. Mesela Ersun Yanal bu sene ne yaptı? Aykut Kocaman'ın takımını çok ciddi değişimler uğratmadan devam etti. Yani farklılıklar var. Özellikle fiziksel anlamda çok geliştirdi. Ama çok ciddi değişimlere uğratmadan. Ama Galatasaray Fatih Terim'le beraber yepyeni bir 11 kurdu. Buna rağmen daha çok önce iyi. De kurmuştu Fatih Terim. Kadar, ikinci gelişinde de kurmuştu. Ama ne kadar başarısız olduğunu gördük ikinci gelişinde. Evet, yani takım kurması Fatih Terim için bu kadar takım değil ama başarılı olmuyor her ya zaman. Bak, işte bu kadar yok. O zaten başarısızlığın bir etkenidir. Yani yepyeni bir takımın direkt başarılı olması imkansız bir şey. Hakan Balta hariç diğer 10 kişi Muslera'sından tut Semih Şecuz'undan Sabek Eboyes'inden efendim orta saha Selçuk Melo yeniydi. İlerideki herkes hepsi yeniydi. Umut yeniydi. Elmander yeniydi. Hepsi yani 10 tane yeni oyuncuyla şampiyon oldu ki iyi bir şey geçirdi. Çünkü Şampiyonlar Ligi yoktu. Kupadan da elendi. Yani bu başarısızlık biraz Fenerbahçe'nin de var ama biraz da Fatih Terim'in ben daha çok katkısını buluyorum. Bazıları şey diyorlar işte yani Ünal Aysal'la beraber çok ciddi transferler yapıldı ki ben 10 yıl araştırdığımda Adnan Polat döneminde de Keita'lar, Lincoln'lar, Cable'lar, Barros'lar falan hep geldi yani. Transferlere bakırsak Beşiktaş'ın yaptığı transferler aslında son 10 sezonda açık ara şampiyon olması gerekiyordu. Oyuncu kalitesi ve isim olarak yıldız oyunculara baktığımız zaman işte kimler geldi Beşiktaş'a. Diyelim Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe bu hafta kendilerinde Antalyaspor'u 4-1 yenerek hemen hemen şampiyonluğu garantiledi ki kaldı 5 hafta. Haftaya da
Muhtemelen. Beşiktaş'ı yenerse ki Galatasaray'ın puan kaybı halinde berabere bile kalsın neredeyse şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemiş oluyor. Fenerbahçe için sezon sonunu artık konuşmak zamanı geldiği gibi. Yani başarılı mı, başarısız mı ya da ne kadar başarılı Fenerbahçe bunu konuşmanın vakti yani geldi. Çünkü sezon bitti neredeyse Fenerbahçe açısından. Bence başarılı. Yani Ersun Yanal daha iyisi yapılabilir miydi? Tabii ki 3 tane mağlubiyeti de almazdı. 5 tane beraberliği de almazdı ama onu yapan dünyada kaç tane sayılı insan var. Dolayısıyla bu sene 1. ve 12 puan fark net bir başarıdır yani Ersun Yanal adına. Ve sadece o değil, Fenerbahçe oynayış biçimi de. Aykut Kocaman'la belki de önemli farkı o. Yani o oyun tarzı da çok hoş. İzleyen taraftar için bir taraftar açısından baktığı zaman sürekli hareketli, 10 kişi kalsa bile fiziksel olarak düşmeyen, rakibine üstünlük kuran. En önemlisi 14 farklı, sevgiyle birazdan bağlanacağız başka bir konuda. Alece de yazmış, 14 farklı oyuncunun gol atması, bir takım ruhu ve oldukça da başarılı. Kadliç bile, neredeyse bütün sezon oynamayan Kadliç bile iki tane gol çok attı. Önemli bir noktada. Ya bence Fenerbahçe'nin çok büyük handikapı böyle bir konumda Şampiyonlar Ligi'nin olmaması, Avrupa'nın olmaması. Çünkü başka açıdan bu oyuncular değişime gitmek durumunda. Çünkü yaşları da 30, yani Fenerbahçe de yaşlı bir takım. Yani baktığın zaman Vebo işte 30, Kayıt aynı şekilde, diğerleri de Emre aynı şekilde değişime girecek. O işte bu kadro 1-2 yıl daha belki iyi bir şekilde gidebilir. Çünkü uyum da çok iyi birbirleriyle arasında. Ben Fenerbahçe'nin bu tek başına olmayı, yani tek kulvarda yürümeyi çok iyi bir şekilde değerlendirdiğini düşünüyorum. İki sezonda böyle yürüyecek gibi aslında. Avrupa, işte Türkiye Kupası var, Türkiye'de iki kulvar olacak ama Avrupa'da olmaması iki sezonluk bir yapılanmanın aslında daha önce de söyledik bir başlangıcı olabilir Türkiye'de bu sene. Yani işte Bebo'yu, işte Emre'yi, işte defans Egemen'in yerine yeni oyuncuları takviye ederek bu iki sezonda. İşte bunu, yani iki sezon sonra Avrupa'ya çok ciddi bir dönüş yapabilir aslında. Yani bu şampiyonluk başka açıdan da, manevi açıdan da Fenerbahçe'nin çok yarasını saracağı için belki de çok önemsendi. Hak istediklerini de alıyorlar ama dediğin kadar bir yapılanma için bizim ülkemizde gerçekten durum çok zor, çok zor. Yani 3 maç üst üste galibiyet alamasalar teknik direktör tartışılır. Özellikle yerlilerin çok fazla kredisi yok. Mesela bugün Ünal Aysal yerine Galatasaray Tugay'la veyahut Hasan Şaş'la veyahut başka bir isimle, genç bir isimle olması gerektiği gibi aslında hiç yeni bir işe imza atmadan bugünlerde Mancini'yi getirerekten devam etseydi çoktan gönderilmişti. Ve hem parası tabii engel oluyor hem de ismi Mancini şu anda koruyor. Ama Mancini'nin daha bu ülkeyi tanıyıp da gerçekten bu ülkenin kurallarına göre oynamayı da öğrendiği zaman başarılı olacak mı? Ben hala şüpheler barındırıyorum. Mesela örnek verebilirsin. David Moyes Manchester'da. Dün puan durumuna baktım İngiltere Ligi'nin. 7. sırada Manchester. Yani Everton'un gerisine düşmüş. İşte Liverpool, yıllardır şampiyon olamayan Liverpool şampiyonlukta. Ve ilk üst sıraya baktığımız zaman Liverpool, Manchester City, Chelsea var. Yani sonra Tottenham gelir, Everton şeklinde aşağı doğru sıralanıyor ama Mourinho'nun Ferguson sonrasında bir anda 7.liğe kadar inen bir Manchester var. Avrupa'da da işte çok ciddi bir şey yapamadı. Yani mesela hala görevde ve büyük olasılıkla bu sezon, gelecek sezonda görevde kalacak David Moyes. Tabii onlar mesela Mancini de İngiltere Ligi'nde işte Manchester City şampiyon oldu, sonra gönderildi falan ama gelecek sezon mesela Mancini tartışıyoruz şimdi gelecek sezon ne yapar falan diye. İşte Türkiye'de o kültür hala yok. Yani Mancini kariyerli bir hoca bile işte yarım sezon neredeyse ancak tahmin edebiliyor başarı olmayınca. Ya bence sorun öyle bir şey ki işte Bayern Münih'te Klinsmann'a 8 ay tahammül etti. Ama hayatının verdiği en doğru kararı Ulu Enes'in son 6 hafta takımın başında Jupp Heynckes'i geçirmektir. Sonra Leverkusen'a gitti. O 6 hafta 5 maç galibiyet alarak da Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Çünkü Klinsmann'la bu işin olmayacağını 8 ayda anladı. Bir başkasıyla belki 6 ayda kötü gidebilir ama 3 yıllık bir ömür biçebilir. Yani bu işin bazen bıçak gibi kesmeniz gerekir. Bazen de Jürgen Klopp'ta olduğu gibi uzun görmeniz gerekir. Bu işten bu konuda anlamanız gerekir. Mesela bu yüzden Önder Özen'in mesela bir savunması vardı. Bu güzel bir şey. Doğru veya yanlış demiyorum ama Slaven Bilic'in çok iyi bir strateji geliştirdiğini, özellikle şahit olduğunu, deplasmandaki Bursa maçını örnek vererek başladı. Oradaki ön kurgusunu, hatta kendisine bile itiraz etmesine rağmen ama yaptığı başarılı hamleleri konuştu. Yani sonuçta orada bir şey görüyor demektir o. Futboldan anlayan bir adam çünkü. Ve bir şey görüyor. Ligi, ülkeyi tanımadığı, takımları tanımadığı ve koşullara yabancı olduğu için pek çok konuda hata yapabilir. Ama gelecek açısından bir yıllık tecrübeyle beraber Slaven Bilic belki de çok iyi olacak. Çünkü onu orada değerlendirebilecek bir otorite var. Önder Özen gibi.
Galatasaray'da bu ne? Şimdi biz burada tartışabiliriz. Bizim kadar dahi tartışma konusunda yani olmayan insanlar bu işe karar verecekler. Neye göre? İşte o zaman skorlara göre veriyorlar. Çok doğru olmuyor. Mesela benim için sorun puan ya da problem değil. Benim için sorun Mancini'nin sahada sürekli taktik değiştirmesi. Ben dünyadaki herhangi bir takımın bu kadar çok farklı kadroyla çıkıp da başarılı olduğunu bilmiyorum. Yani Almanya'da Guardiola için çok derler. Rotasyonu çok fazla yapıyor diye, çok fazla oyuncu değiştiriyor diye. Ama Guardiola'da dahi bazı şeyler sabitleniyor. Yani sağ bek Rafinha sabitleniyor, Lam ortada sabitleniyor. Solda işte David Alaba sahipleniyor. Oynadığı zaman Robben, Müller'in yerleri var. Orada da bir sabit, bir kaos içerisinde bir şey var, düzen var. Galatasaray'da hiçbir şey yok. Yani bir ara düşünebiliyor musunuz? Yani ne zaman geldi? Aralık ayında falandı galiba Mancini'nin geldiği dönem. Ve Mancini geldiği dönemden bugüne kadar oynadığı bütün maçlar içerisinde aynı kadroyu üst üste iki kez sürmedi. Bazen sakatlıklar, bazen fikirler ve bırakın aynı kadroyu üst üste sürmemesini, bir maç içerisinde aynı dizilim ve taktik içerisinde durmadı hiç. Her o gelen oyuncu kağıtla giriyor. Yani bu şunu demek istiyorum. Yani anlatamıyor bir şeyleri demek ki. Kağıt esprisini bilmiyorum, tarzı mı o şekilde ama sonuçta aylardır takımda başka çalışıyor. Bir hafta maçı hazırlanıyor. Sonuçta rakibi teknik, taktik olarak inceliyorlar, analiz ediyorlar. Yani oyuncularla birebir görüşme yapmıyor mu saha içerisinde kağıt ya da uzaktan bağırarak bir şey anlatamıyorum oyuncuya da kağıt yazıp gönderiyor. Ya mesela Mourinho'nun Chelsea maçı sonrası demeci çok ilginçti gerçekten. Şöyle dedi yani Mancini hakkında. Ya Mancini'nin takımına bakıp ben bir plan bile kurgulayamam diyor. Orta sahalar iyi olur diyor. Burak kenarda oynar diyor. İsimli isim söylüyor. Yani bunlarla uğraşan Mancini çünkü uçuk taktik konusunda uçuk bir yapısı var diyor. Bu şekilde uzun süreli başarı mümkün değil. Geçen haftaydı sanırım. Geçen hafta mı, önceki hafta mı tam hatırlamıyorum ama Mancini'ye kağıt verdi oyuna giren bir oyuncuya. İşte sağdan sonra o kağıdı götürdü Selçuk'a verdi. Selçuk tarif etti işte sen şu öne geçeceksin, sen sağa geçeceksin. Selçuk'la bir iletişim kurmuş işte o açıdan anlayabileceğini düşünüyor. Yani sonuçta bir oyuncu değişikliğinde oyuncular anlamaz mı kimin yani sonuçta forvetten bir oyuncu çıkartıyorsun atıyorum orta sahaya bir takviye yapıyorsun. Takım ona göre yeni bir dizilişe bürünür. Ama tek tek Selçuk'un işte sen şuraya geç, sen buraya geç diye ya işte 3-5-2 olur. Şeyler değişir ama yani mesela aynı oyuncularla sen 4-4-2 de oynayabilirsin, 3-5-2 de oynayabilirsin. Aynı oyuncularla mesela 3-5-2 de oynasan aynı oyuncu defansif rolde oynayabilir. Hücum rol aktif daha farklı rolde olabilir. Bazıları adam adama tutmak durumunda. Yani çok farklı şeyler olabilir ama işte bu kadar farklı olmaması gerekiyor. Yani çok sistemin Jürgen Klopp'u görüyorsun mesela. Hazır yani. Öncesinde çünkü çok çalışıyor. Ve 5-6 gün boyunca takım hazır ve bir değişiklik belki de hiçbir şey söylemiyor oyunculara. Bir sistem hazır çünkü orada. Ve şunu da söyleyeyim yani Jürgen Klopp'un da şu anda elinde örnek veriyorum sadece. Yani bazıları diyor ben çok özellikle üzerinde duruyorum dil konusu ve anlaşamam kültür farklı. Yani elinde bir tane Gabonlu oyuncu geliyor bu sene başında. Bir tane Ermeni oyuncu geliyor. Bir tane Yunan oyuncu geliyor. Yani farklı kültürler ama yine de sahadaki dizilim 6 ay sonra aynı 5 ay sonra hiç kimseye ekstra bir kağıt vermek durumunda kalmıyor. Şeyi konuşabilirim biraz da. Mesela Antalyaspor daha ciddi bir kadroya sahip bir sezon. Yani işte Semih Şentürk'ü aldılar. Mesela Tita var, Vederson var, aklıma gelen Ali Turan var, Hakan Arıkan var kalede, Uğur İnceman var. Mesela işte ilk 11'in yarısını yani bir anda sayabiliyoruz ama işte Kasım ayından beri de neredeyse maç kazanamıyor. Neredeyse hiç kazanamadı. Yani galip bitirdiği bir maç yok. Ve bugün 16. sıraya kadar düştü. İlk yarıda işte 8. 7. sıradayken 16. sıraya kadar düştü puan kaybından. Ve Antalyaspor'da işte 2 senedir ligde daha önce de üst lige çıkmış, oynamış. Mehmet Özdilek de üstte 2 sezon, 3 sezon takım çalıştırmış. 5 sezon benim. 5 sene mi çalıştırdı? Yani bir 3 sezon falan hatırlıyorum ben mi? Yani bir sistem oturtamamış gibi Mehmet Özdilek. Mesela o gitti, Samet Aybaba geldi, o gitti. Şimdi Fuat Çapa geldi. Hala takım bir kargaşa halinde. Sondan başlayayım ben. Mesela Fuat Çapa tanıyorum yani bir kere de sağ olsun çok ince bir adam ve çok kaliteli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ama ben Fuat Çapa'yı düşecek takımın başına getirmem. Çünkü Fuat Çapa bir sistem kuran, sistem inşa eden ve futbolu gerçekten bilen, bu işlere kafa yoran ama bir sistem inşa edebilen bir teknik direktör. O mesela daha çok bu gibi konularda Almanlar hani itfaiyeci derler, Feuerwehr, can kurtaran teknik direktör derler. Daha farklı motivasyon unsuru ön planda olan teknik direktörlere el atarlar. Bir örnek Hikmet Karaman. Verirsin kurtarır takımını. Yılmaz Vural. Verirsin kurtarır takımını o anda. Bu tam bu süreçte eğer Antalyaspor Fuat Çapa'yı alıyorsa o zaman hocaya ikinci ligde de çalıştıracak. Tekrardan birinci ligde de getirecek ve ancak o zaman. Ama şunu konuşmak gerekir. Mehmet Özdilek gibi bir
uyum yakalanmış uyumu neden bozdukları. Orasını, orada bir kalite. Geçen sene hatırlayın biz Mehmet Antalya Spor övgüsü yapıyorduk sürekli yorumlarda, yazılarda, her yerde. Fenerbahçe'yi yendiği zaman yıllar yıllar sonra Kadıköy'e. Yani ve yaptığı pas o sayılarını yazıyorduk, ne kadar güzel olduğunu ve her şeye rağmen devam ettiği istikrardan bahsediyorduk. Ve bir anda Samet Aybaba geldi gerçeği. Neye göre o ayrı bir konu. O bir yanlış atalım. İkincisi bu zaman için söylüyorum. Yoksa Fuat Çapa'nın iyi bir tek yani başında olsam sezon başı. Fuat Çapa için de sezon çok iyi geçmiyor. Gençler Birliği'nde de iyi bir sezon geçirdi. Aynı Mehmet Özdeyik Antalya Spor'da olduğu gibi. Kayseri Erciyes'e gitti. Yeni bir takım kurdu. Mesela işte Azraf Efe'yi getirdi Gençler Birliği'nden. Vlemix'i getirdi. Çok oyuncu getirdi. Yani kendi takımını kurdu Kayseri Erciyes'te. Ama yürümedi. Hatta Fuat Çapa gittikten sonra Kayseri Erciyes son sıradan çıktı. 15. sıraya kadar şu an düşme hattının bir puan. 2 puan üzerinde Antalya'nın 2 puan üzerinde. Yani Fuat Çapa sıfırdan takım kurdu bu sezon. O da başarısız oldu. Devre arasında Antalya'ya geldi. Orada da şu an görünen tabloya göre başarısız. Yani Antalya Spor'u başarısızını anlayabiliyorum biraz. Çünkü o onun işi değil. Hatırlarsanız Kasımpaşa'da da benzer şekilde olmuş. Yani iyi futbol oynatır ama takımı kurtaracak bir teknik direktörlerden birisi Fuat Çapa değildi. Fuat Çapa'yı sene başında getirirsiniz. Bazıları öyledir. Bu bazı mesela bu Almanya'da da böyledir. Almanya'da da takım düşmeye doğru gittiği zaman başa getirilecek belli hocalar vardı. Bunlardan birisi eskiden Felix Magath'tı mesela. Magath belki 10 tane takımı sıfırdan alıp kurtarmış sonra bırakmıştır. Birkaç tane vardı ama şimdi benim tavsiye daha çok bugün Antep'in yine zorunluluktan yaptığı orada işte yardımcı antrenörü başa getirdiler. Bursa'da sanırım yardımcı antrenör. Bursa'da. Bunlar sezon içerisinde en doğru hamle budur. Galatasaray bile bunu yapmak durumundaydı. Çünkü Mancini haklı bir yerde yazbaşı kampını geçirmediği bir takımla, kendisine ait olmayan bir kadroyla, bir de yabancı bir ülkede uyum sağlamak, başarı getirmek durumunda. O yüzden ben hem bu Mancini'ye zaman verilmesi gerektiği konusunda ısrarcıyım. Yani bırakın bir yaz takımını kursun ve ikinci dönem girsin. İkinci açıdan, başka açıdan da takımlar devre arası gittiği zaman artık Almanya'da neredeyse her takım yardımcı hocayı başına getiriyor. Eğer devre arasında bir değişiklik olursa. O yüzden Antalya Spor'da Fuat Çapa gibi değil, proje inşa eden değil. Daha çok daha pratik çalışan, kafası daha pratik olan duruma göre bir yol çizecek olan hocalar da Hikmet Karaman bir tane dediğim gibi bir tane örnek. Yılmaz Vural diğer tarafta. Bu gibi hocaları getirmeleri gerekir. Şöyle son konuşulacak bir şey var mı diye bakıyorum. Şeyi sorayım. Teknik direktörle konuşurken Barcelona'da Tota'nın başarısız olduğu sezon. Mesela Barcelona'da bir sistem takımı. Yani hocalar değişse bile sistem devam ediyor. Mesela onun da bu sezon gönderilebileceği konuşuluyor. Ve gönderiliyor. Sene sonunda gideceğini açıkladılar. Ve yerine adaylar var. Simeone gibi, işte Jürgen Klopp diyorlar ki ben hiç ikisini birleştiremiyorum. Çünkü Jürgen Klopp Barcelona veya Guardiola futbolunun tam aksi zıttında duran bir adamdır. Yani as bas çok hücum, direkt hücum. Burada çok bas çok başka. Belki farklı bir şey yapabilir ama ben herkes merak ediyor. İspanyol gazeteleri Jürgen Klopp'la anlaştığını, ön sözleşme imzaladığını söylüyor ama ben Jürgen Klopp'un çok zor durumda olmadığı sürece Dortmund'u bırakacağına inanmıyorum. Çünkü Premier Lig'in bütün takımlarını reddetmişti. Deyip ilk bölümü bitirelim. İlk bölümde haftanın değerlendirmesini yaptık. Haftanın efsanesi ilk bölümü bitireceğiz. İkinci bölümde e-bilet konusunu konuşacağız. E-bilet bugün uygulamaya geçti. Bağış Ertin Ali Ece, Taraftar Haklar Derneği'nden Burkal Efe Sakızlıoğlu ve Taraftar'dan Kemal Ussoy ile e-bilete yönüyle alacağız. Bir 10 dakika sonra tekrar buluşmak üzere. Haftanın efsanesi Robu Favulur, Önder Göksal yazdı ve seslendirdi. O Leeds United'a transfer olduğunda İngiliz gazetelerinden biri "Tanrı Liverpool'u bıraktı" diye bir manşet atmıştı. Hangi futbolcuya layık görülmüştür futbolun tanrısı lakabını almak? Onun adı Robbie Fowler. Liverpool Futbol Akademisi'nde yetişen Fowler, 1993 yılında Liverpool'la profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine başladı. Uzun bir süre Liverpool forması giydi. Daha sonra Leeds United ve Manchester City macerası yaşadıktan sonra tekrar Liverpool'un yolunu tuttu. Ve o meşhur İngiliz gazetesi başlığını tersine çevirdi. Tanrı Liverpool'a geri döndü. Fowler bu geri dönüş imzasından sonra ağzı kulaklarında şu meşhur açıklamayı yapıyordu. "Her gün Noel sabahına uyanan bir çocuk kadar mutluyum." O aynı zamanda bir futbol ilahı değildi.
Norveç'in Bram Bergen takımıyla oynadıkları ve Liverpool'un 3-0 kazandığı UEFA Kupası maçında attığı golden sonra formasını çıkararak işten atılmış 500 liman işçisini destekleyen yazılı tişörtüyle sadece bir futbolcu olmadığını sonuna kadar kanıtlamıştır. Futbol yaşantısına birçok başarı sıkıştırmıştır Fowler. 94 yılında Arsenal'e attığı 3 gol 4 dakika içinde gerçekleşti. Bu hat-trick hala en hızlı hat-trick unvanını koruyor Premier Lig'de ve kendisi bunu yaparken henüz 19 yaşındaydı. İngiltere Premier Lig tarihinde en fazla gol atan 4 oyuncu arasında. Bazı kulüplerle anılan futbolcular vardır. Bu tip futbolculara onlarca örnek saymak mümkün. Ama bu örneklerden ilk akla geleceklerden biri Fowler'dan başkası değil. 9 Nisan 1975 doğumlu Robbie Fowler haftamızın efsanesiydi. Diren Futbol devam ediyor. Bu bölümde bugün resmen uygulamaya geçen e-bilet konuşacağız. E-bileti taraftarlarla ve spor yazarlarla konuşacağız. Bağış Erten ve Ali Ece'ye telefonla bağlanacağız. Ayrıca Taraftar Hakları Derneği ve taraftar başkanlarıyla da konunun hem taraftar yönünü hem de kişisel verilerin güvenliğini konuşacağız. Orhan, geçtiğimiz günlerde taraftarlar bir bildiri yayınladı. Yani farklı ülkenin farklı yerlerinden taraftar grupları var. Mesela Denizli Sporlar var, Göztepe'ler var. İşte Altınordu taraftarları, Balıkesir, Fenerbahçe, Balıkesir, Beşiktaşlar, yani hemen hemen Türkiye'nin birçok yerinden taraftar grubu var. 20'ye yakın taraftar grubu var. Ortak bir bildiri yayınlayarak, yani Türkiye'de çok da rastlanmayan bir şekilde ortak bir bildiri yayınlayarak e-bilete karşı olduklarını açıkladılar. Ve çeşitli nedenleri var işte. Az önce bahsettiğim kişisel verilerin güvenli olmayacağından tutun da işte taraftar kültürünü yok edecek gibi bir uygulama. Sen Avrupa'da, Almanya'da çok maç izledin. Almanya'da, Avrupa'da işte taraftarların en fazla tribüne gittiği, tribün doluluk oranı en fazla olduğu bir ülke. Almanya'da e-bilet benzeri bir uygulama var mı ya da nasıl yürüyor Almanya'da? Benzeri bir uygulama yok. Yani olmadığı gibi. Yani eğer olsaydı ben çok maça gidemezdim sanırım herhalde. Düşündüğünüz zaman bu uygulamada deplasman yasağını da ortaya koyduğunuzda bir fişleme olacak her şeyden önce. Kimlik bilgileri. Hani bunu konuşacağız birazdan. Ve bir de deplasman yasağı var ve eğer Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a istemediği zaman, örnek veriyorum, Galatasaraylılar giremeyecek. Çünkü o da kayıt altına alınacak. Yani bu uygulama halihazırda taraftar problemi olan, taraftarları tribüne çekme konusunda problem yaşayan bir ülke için çok ciddi sorun. Ki birazdan sevgili Ali Ece ile konuşacağız. O Avrupa Ligi'ne gerçekten her ligine hakim ve o konuda belki diğer başka örnekler de olacak ama Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da böyle bir sorun yok zaten. Daha başka sorunlar olduğunda da şu var, Almanya'da bakınca görebileceğimiz taraftarlar, bütün takımın taraftarları çok güzel organizasyon gerçekleştirip istemedikleri bir şeyleri, istemediği bir şeyi hayır diyebiliyorlar veya diretebiliyorlar. Belki e-biletle beraber ben inanıyorum ki Türkiye'de de taraftarlar belki de ilk defa birlik olup bir şeye hayır diyecekler. Demeleri gerekiyor çünkü. Bunun birazdan konuşacağız çok ayrıntılıyla. Çok katmanlı problemler. Çok sadece fişlenmek değil, sadece ekstra taraftarların üzerine bindirilen yüklü masraf değil. Sadece işte herhangi bir zamanda maça gidememe korkusu değil. Pek çok konuda problem yaratacak. Belki de diyorum ki ilk defa bu taraftarlar bu kadar çeşitli, Balıkesir Sporu'ndan Denizli Sporu'na kadar, Galatasaray'dan Fenerbahçe'sine kadar bir birleşme olacak. Ali Ece sanırım hattımızda. Evet, Ali Ece hatta. Ali Ece bize öncelikle hoş geldin diliyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. İyi yayın. Konumuz e-bilet abi ve sen ilk başta tabii ki öncelikle bir Avrupa'da bunun yankıları nasıl? Avrupa'da böyle bir benzer diğer liglerde böyle bir sistem var mı? Neden bizde var? Oradaki sonuç varsa sonuçları nasıl? Bunu bu konu hakkında senden görüş alalım. Çünkü bu konuda gerçekten ilgili ve uzman konumundasın. Estağfurullah. Elimden gelen bir kadar anlatmaya çalışayım. İtalya'da benzer bir uygulama var. Tessera del Tifoso.
Yani her taraftara ikinci bir kimlik verilmesi hayatta anlamına geliyor. Yalnız en baştan söyleyeyim. Evet, yani İtalya'da bu uygulamadan sonra doğrudur. Şiddet olayları azaldı. Olay sayısı bayağı azaldı. Tutuklanan insan sayısı maçlara sebep azaldı. Yaralanan insan sayısı ama böyle eşit. Yani böyle şiddeti kesinlikle durdurulmadı. Sadece böyle adli makamlarca daha fazla tespit edilebildi. Tek farkı bu. Bütün sezon böyle İtalya Serie A'yı izledim. Meslek icabı. Şimdi de izliyorum işte Udinese Juventus karşılaşması. Hiçbir taraftarın arasında iki tane ayrı taraftar grubunun da iki ayrı takımın taraftarları arasında da birbirlerine olan nefrette ve bunu böyle dışa vurmadı. Hiç böyle azalmaya sebep olmadı. Aksine İtalya Serie A'daki bütün bugüne kadarki böyle en düşük taraftarların maça gitme oranına neden oldu. Bütün kulüpler bundan böyle şikayetçiler. Birçok kulübün yani %90'ının neredeyse tribün geliri çok azaldı. Hasılat geliri çok azaldı. Bunun yanı sıra böyle yani İtalya Serie A deyince hani tabii ki oyun böyle çok fazla taktiksel. Mesela bir böyle Almanya Ligi'ne, Bundesliga'ya göre işte İngiltere Premier Lig'e göre belki böyle estetik açıdan hiçbir zaman böyle en zengin olmadı. Sadece 80'lerin ikinci yarısında, 90'ların başında, 90'ın ilk yarısında İtalya Serie A dünyanın en iyi ligiydi. Ama o zaman da en iyi ligi yapan, en büyük gücü veren de böyle taraftarın yarattığı atmosferdi. Takımlar arasındaki ezeli rekabetti. Her şekilde neredeyse her takım arasında neredeyse böyle bir ezeli rekabet durumu vardı. Ve yani açıkçası bu oradaki böyle e-bilet uygulaması ortaya çıktıktan sonra, Testera del Tifoso ortaya çıktıktan sonra maalesef bir holiganizm seviyesinde düşüş olmadı. Sadece taraftarların maça gelme seviyesinde bayağı bir düşüklük oldu. İtalya Serie A'nın hali ortada. Yani eskiden neredeyse böyle her Şampiyonlar Ligi sezonunda mutlaka bir takımı yarı finale sokabiliyorlardı. Şimdi en güçlü takımları iki sezondur şampiyon olan bu sezonda şu anda Udinese karşısında 2-0 önde ve artık şampiyonluk yolunda böyle dev bir adım da atmış oluyorlar. Üst üste üçüncü kez şampiyon olacak Juventus ama Şampiyon Ligi'nde iki sezondur esamesi dahi okunmuyor. Bu sezon gruptan dahi çıkamadı. İtalya Serie A takımları artık son yıllarda daha çok Avrupa'nın ikinci kupası ve yani genellikle büyük takımlar tarafından pek de böyle istenmeyen, katıldıkları zaman çok da fazla gerçek anlamda ilgi göstermedikleri, %100 as oyuncularıyla oynamadıkları UEFA Avrupa Ligi. Yani gördüğümüz kadarıyla İtalya Serie A'daki bu e-bilet uygulaması İtalya futboluna daha fazla zarar verdi, faydadan çok. Şöyle bir ayrıntı var değil mi? Mesela ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden neden daha az para aldığı konusunda bir araştırma yapmıştım. Orada İtalya'nın mesela çok yüksek miktarda Şampiyonlar Ligi havuzundan para alması söz konusuydu. Bu da daha çok liglerin ihaleye çıkardığında işte satın aldığı, yani Şampiyonlar Ligi'ni alacak olan kanalın ödediği parayla da ilgili. Bu dolayısıyla İtalya'daki futbol, İtalyanların futbol olan ilgisi belki bizden ve de pek çok ülkeden daha fazla. Ama buna rağmen taraftar sayısına baktığınız zaman Avrupa'nın gerçekten artık Türkiye seviyesinde değil, o kadar gerilemiş durumda. Yani 90'ları düşündüğümüz zaman belki bu da hani orada bir ilgi var futbola. İtalya'da futbol hala daha çok önemli bir spor. Şampiyonlar Ligi gibi mesela bu gibi önemli karşılaşmalar veya yayın hakları söz konusu olduğunda Bundesliga'dan bile daha iyi durumda. Ama söz konusu o taraftarların, o ilgili ve fanatik ya da ne bileyim takımı destekleyen taraftarların stada girme konusunda ise çok ciddi problemi var İtalya'nın. E-bilette etki etmiş olabilir mi diyorsun? Muazzam derecede etkiledi. Demin verdiğim sayılarla sevgili Orhan, dediğim gibi yani belki böyle çıkan olaylar sayısında böyle azalma oldu. Maçlara sebep böyle tutuklanan, hakkında işlem yapılan insanların sayısında böyle azalma oldu. Ama bu da böyle çok az insan maça gittiği için daha önceki döneme göre, e-bilet öncesi döneme göre. Yani aslında şunu söyleyeyim, İtalya ile Türkiye'nin bir böyle ortak noktası var. Bir toplumda ne varsa böyle futbol sahasında da o vardır. İşte Almanya'da 1980'li yıllarda hepimiz kabul ediyoruz. Sen de ben de böyle Almanya Ligi'nin çok büyük hayranıyız. Ama 80'lerde böyle Almanya'da hem futbolcularda hem yöneticilerde hem taraftarlarda muazzam bir böyle ırkçılık illeti vardı. Çünkü böyle Almanya toplumunda vardı. Ama böyle Almanya toplumunda ırkçılık illeti tamamen neredeyse sıfır seviyesi olmasa da böyle çok düşük seviyelere kadar geriletirdiği için artık futbol sahalarında da yok. İtalya'da ise hiçbir zaman olmadığı kadar fazlasıyla ırkçılık var. Her zaman olduğundan daha fazla var. Onu söylemek lazım. Yani 1980'li yılların başında İlyas Tüfekçi'nin ve anılarını dinliyoruz. Türk olarak Almanya'da oynamak. Şimdi bir de böyle Mesut Özil'i görüyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nu görüyoruz.
Hani hem milli takımımızı seçen seçmeyen oradaki bu Türk oyuncuları görüyoruz. Hiçbir farkı yok Alman oyunculardan. Yani toplumun çok çok küçük marjinal bir, hakikaten marjinal. Bizdeki anlamda değil, çok çok marjinal. %2'lik, 3'lük kısmı. Yani iki tane takımın taraftarı var artık. Bu yani böyle insani ve düzelmeden nasibini almayan. Bir tanesi Dinamo Dresden, bir tanesi de Toni Kroos'un eski takımı neydi? Rostock. Hansa Rostock. O kadar. Yani onun dışında böyle İtalya'da ne gördük? Hani ne oldu böyle e-bilet? Hala insanlara, saha içindeki siyahi oyunculara, saha içinde farklı dinden, farklı mezhepten olan oyunculara yapılan böyle ayrımcı tezahüratlar var. Belki de Kuzey İtalya'da. Yani en çok kazanan takımların taraftarları bir de bunu yapıyor. Başkent Roma'nın temsilcisi olacak sözde Lazio ama eğitim mevsiminden nasibini almamış insanlar halen maça geliyor. Böyle e-biletle geliyorlar. Evet ama ırkçılık yapıyorlar. Ama küfür ediyorlar. Şiddet olayları çıkartıyorlar. Yani bir toplumda ne kadar şiddet varsa, bir toplumda ne kadar sorun varsa futbol sahasında da o kadar vardır. Almanya'daki ve İngiltere'deki düzelme, Almanya Bundesliga kesinlikle son böyle 5-6 yılın en hızlı yükselen, gerçek anlamda hani bizdeki gibi öyle palavradan marka değeri değil, çok gerçek anlamda bir marka değeri. Nedir bu? Geçen sezon Şampiyon Ligi finalini iki Alman takımı oynadı ve böyle ilk 11'lerinde yabancı sınırlaması olmamasına rağmen liglerinde tam olarak 16 tane bir Alman oyuncu vardı. Alman milli takım forması giyebilen oyuncu vardı. Bizde tamamen işte bu da böyle aynı şekilde böyle marka değeri gibi, aynı böyle yabancı sınırlaması gibi tamamen böyle yalandan kendi kendini kandırmak için. Ya ben de çok istiyorum böyle aileler gelsin, hiçbir şiddet olayı olmasın, hiçbir sıkıntı olmasın, kavga dövüş olmasın, holiganizm olmasın, Almanya'daki gibi olsun, İngiltere'deki gibi olsun istiyorum ben de tribünler. Ama bu şekilde olmuyor işte. Toplumun düzelmesi gerekiyor ki futbol sahaları da düzelsin. Öncelikle böyle toplumun hastalıklarının bir iyileşmesi gerekiyor ki onlar da futbol sahalarına yansımasın. Ali abi sana şeyi de sorayım. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var hafta sonu. Biletler geçen hafta satışa çıktı. Yani neredeyse bir hafta oldu ama henüz satılan bilet 3400 tane satıldı. Akşam saatlerinde ben 3200 rakamını almıştım. Onun da 2500 tanesi sadece e-bilete işlenmiş. 700 tanesi evet. İşlenmemiş bile. Yani böyle Beşiktaş için önemli bir maçta, neredeyse sezonun en önemli maçında tribün neredeyse boş kalacak gibi görünüyor. E-bilet işte Beşiktaş yönetimi sanırım ertelenmesini istemiş. Yani uygulamanın böyle apar topar mı işte sisteme ne denir? Ben bu dönemde oldu. Yani uygulamaya geçildiğini görüyorsun ya da Beşiktaş taraftarına mı denk geldi bu? Zamanlama manidar diyorum. Son günlerin, ayların böyle popüler böyle lafıyla. Yani gerçekten de zaten dünyada bir tek bizde vardır. Yani bizim futbolumuzda vardır. O yüzden de bizim futbolumuz kadar rezil yönetilen çok az vardır. Sezon başladıktan sonra bu kurallar değişmez. Oyun başladıktan sonra. Önce böyle devre arasında yabancı kontenjanı değiştirmek için bir takım girişimler yapıldı, tartışmalar. Şimdi de bu. Böyle bir şey olamaz. Önceden karar verilir neyse o. Ben de istemiyorum yabancı sınırlaması. Kesinlikle karşıyım ama geçen sezon o kadar kulübün oyuyla yapıldıysa o zaman o şekilde devam edecek. Oyun başladıktan sonra kural değişmez. Bu böyle e-bilet, Paso Ligi için ekstradan geçerli. Evet gerçekten de böyle Beşiktaş'ın bu sezonki puana kadar olmasa da hani bundan sonrası için en önemli karşılaşması. Fenerbahçe için de çok önemli bir karşılaşma. Zaten en başta böyle deplasmana taraftar gelme yasağı var ki büyük saçmalık. İşte bir kez daha gördük işte İtalya Serie A önümüzde en kötü örnek. İtalya Serie A'da bazı maçlarda deplasman taraftarı alınmıyor. Ve o maçlar maç dışında her şeye benziyor. Geçenlerde bir Lazio Roma derbisi izledim. Saha içinde hiç olay çıkmadı. Saha dışında çıkan olayın haddi hesabı yok. Öyle kafayı böyle kuma gömmek, deve kuşu gibi. Bu ayrıca bu böyle derbi maçına denk gelmesi. Zaten dediğim gibi deplasmana taraftar götürme yasağı dünyanın en saçma şeyi. Ayrıca bir anayasaya da aykırı. Çünkü anayasaya göre her Türk vatandaşı kanunlara uyduğu şekilde istediği yerden istediği yere gidebiliyor, istediği yerde bulunabiliyor. Parasını ödedikten sonra yani böyle. Madem böyle kapitalizmin hukukunda parayı ödedin mi gidiyorsun maça. Ama nedense işte bizde böyle eski böyle işte okullar olmasa marifi çok iyi yönetirim, çok iyi böyle marif bakanı olurum zihniyetsizliği halen bir hüküm sürdüğü için Türk futbolunda maalesef bu var. Şimdi mesela peki sezon başından beri tabii ki şimdi deplasman yasak kalkmasın, bir dahaki sezon kalksın. Çünkü daha önceki derbi maçlarında gelemeyen deplasman taraftarlarına büyük haksızlık olur. Şimdi de böyle e-bilet çıktı. Ev sahibi taraftar böyle kendi evindeki maça dahi gidemiyor. Hakikaten yani böyle sezonun ortasında, sezonun sonuna doğru bunu böyle yürürlüğe koymak olacak iş değil gerçekten de. Yani hiç ben şaşırmıyorum. Çünkü yani bazıları denedi böyle maç esnasında. İki toplu oynamayı denediler. Gersen United tarzı oldu. Bazıları yedirmedi. Gereken şekilde sesi yükselttiler. Ama bunlara gerek yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde futbol maçı zaten böyle iki toplu oynanmaz. Tıpkı Galatasaray-Monaco maçından sonra basın toplantısında Mourinho'nun söylediği gibi. Hani evrensel kurallar neyse dünyanın her yerinde aynıdır futbolda. En gelişmiş ülkelerde de en gelişmemiş ülkelerde de. Ama biz sanki şey işte bir
üçüncü bir böyle düzlemde bir ülkeyiz. Üçüncü dünya ülkesi değiliz. Başka bir böyle dünyanın, başka bir gezegenin ülkesiymişiz. Böyle kayıp gezegen böyle şey neydi böyle Plüton gibi. Hani sezon başlıyor, kural değişiklikleri kafaya göre uyduruluyor falan filan. Olacak iş değil. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu Türkiye'de futbol şiddetinin bitmesini istiyor mu insanlar? O zaman önce böyle toplumdaki şiddeti bitirmenin yollarını arayacaklar. Ne varsa çünkü. Toplumda ne varsa futbol sahasında o olur. Brezilya'da insanlar çok heyecanlıdır, çok ateşlidir. Brezilya'da gol atınca dünyanın en güzel böyle gol dansları yapılır. Neden? Çünkü dünyanın en güzel dansları Brezilya'da yapılır. Bir de böyle Afrika'da hala böyle Roger Milla'nın gol sevinci o korner direğinin etrafında 1990'da. Neden? Zaten böyle Kamerunlular çok iyi dans eder. Gidip de bir şey Rus oyuncudan ya da böyle Ukraynalı oyuncudan gol attıktan sonra o kadar güzel dans etmesini bekleyemeyiz. Çünkü bu Rus ve Ukrayna toplumunda öyle bir gelenek yoktur. Öyle bir şey yoktur zaten. Olmayan şeyi bekleyemeyiz. Danimarkalı insanlar bir böyle final maçını kazandıkları zaman hatırlayalım Euro 92 sanki böyle alelade maçı kazanmış gibi. Neden? Çünkü Danimarkalı insanlar futbol sahasının dışında da o şekilde davranıyorlar. Bu yüzden. İşte Hasan Şaş, bizim Hasan Şaş 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya gol atıyor. Dünyanın en iyi takımına, Dünya Kupası'nın favorisine. Ve böyle sevinmek yerine diğerlere kızıyor, vuruyor, tepki koyuyor. Neden? Çünkü Türk insanı öyle. Yani saha dışında da öyle, futbol sahasında da öyle. Alman insanı işte böyle çok güzel örnek verdi böyle Orhan'ın böyle kısmen de böyle kültürel olarak ait olduğu bir yer. Almanya'da insanların hepsi mantıklı düşünürler. Saha dışında da. O yüzden saha içinde de o kadar mantıklı oynarlar. Bir şey soracağım. Mesela şimdi bu kırılma noktası Beşiktaş için. Gerçekten bugün Fenerbahçe maçı. Yani öyle bir konumda ki işte bir puan önünde Galatasaray'ın ve ligin bitimine 5 hafta var. Buradan alacağı 3 puan belki de direkt Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürecek. Akabinde de bu hem para demek hem işte imaj. Sen biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımın elde ettiği ekstraları, avantajları. Şimdi e-bilet nedeniyle sadece e-biletin ligin 29. haftasında uygulamaya geçirilmesi sebebiyle Beşiktaş'ın en önemli maçına 80 bin kişi değil de 10 bin kişi gelse çok insan bilmediği için, yeni olduğu için sezon başında bu Beşiktaş'a bir itiraz hakkı doğurmaz mı? Yani çünkü şunu söylüyorum, Galatasaray sezon başından beri kendi sahasında taraftarın önünde almadığı puan kalmadı, taraftarın olmadığı yerde hiç galibiyet alamadı. Yani bu çok ciddi bir avantaj Fenerbahçe'ye karşı. Deplasmanda mesela belki galip gelecekti öne geçtiği zaman. Ama taraftar baskısıyla beraber farklı oynayan Fenerbahçe'ye işte kaybet. Şimdi elinden bir avantajı durduk yere alınıyor. E-bilet gibi bir uygulamanın 29. haftada devreye girmesi sebebiyle. Yani 5 hafta daha bekleyemediler mi? Ya da Beşiktaş'ın eğer 10 bin kişi gelirse bir itiraz hakkı olmaz mı? Çünkü bunu seyirci azlığının tek sebebi muhtemelen e-bilet olacaktır. Ya bariz bir şekilde yani gördüğümüz gibi sezon başından beri Türk futboluna yön veren kişiler yani böyle Beşiktaş'ın başarılı olmasını pek istemiyorlarmış gibi ki bu da çok normal. Çünkü zaten böyle Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en kötü başkanı, en çok zarar vermiş kişisi ve onun böyle çalışma arkadaşları şimdi böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndalar. Yani ben hiç şaşırmıyorum hiçbir şeye ancak boşuna uğraşıyorlar. Onu da söyleyeyim ya boşuna uğraşıyorlar. Tıpkı zamanında böyle Victor Wanyama'dan bahsedince ya Kenya'dan iyi futbolcu çıkmaz, böyle iyi kahve çıkar dedikleri gibi yanılsamaları, dünyadan bir haber olmaları. Ya gerçekten şu anda federasyonda bu kararları alan kişilere, geçen sezon Şampiyon Ligi finalinde oynamış 5 oyuncunun adını yazın desek kağıda %90'ı yazamaz. Ya ondan sonra hala şey gibi. Ya tarihte şöyle bir acayip güzel bir şey vardır. Bütün doğruların ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu vardır. Çıktığı zaman da böyle kaçacak yer bulamayacaklar. Yani hiçbir şey demiyorum Orhan. Sorduğun sorunun cevabı zaten... Belli. Zaten ben... böyle şey içinde. Ki sen hani sen de kendi gönül verdiğin takımın Şampiyon Ligi'ne kalmasını istersin. Ancak bir o kadar da böyle objektif, böyle temiz, ahlaklı bir insansın. Onlarda o temizliğin %1'i yoksa söyleyecek hiçbir şey yok. Ben çok rahatım. Çünkü ben temizim. Özgürüm. Özgür düşünüyorum. Ağzıma geleni söylüyorum ama düşünerek söylüyorum. Hem böyle düşünemiyorlar, hem konuşamıyorlar. Federasyona soruluyor mesela. Nedir bu diyorlar yani bilet uygulaması. 3 sene evvel böyle bir kanunun bilmem nesi var diye işin içinden çıkacaklarını zannediyorlar. Tıpkı Markus Merk'in sahada iki top olunca mağdur olan donktur demesi gibi. Ya deve kuşu gibi kafayı göm, kimse görmüyor zannediyorsun ama herkes görüyor, bir tek sen görmüyorsun. Aslında bu. Durumları son derece böyle trajikomik. Zaten Yıldırım Demirören'in Futbol Federasyonu Başkanı olması dünyanın en kısa ama hiç kimsenin gülmediği bir fıkra. Tam onu diyecektim ben de. Öyle kapatalım diyecektim hatta. Çok iyi. Ali Ece çok teşekkür ederiz bana anladığınız için. Onu ben yine, bir daha söylerim kapattıktan sonra. Yine görüşmek üzere. Belki de konuyu özetleyen konu. Çok teşekkürler Ali. Çok teşekkürler. Estağfurullah ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hemen taraftar kültürüne etkisiyle devam edeceğiz. Çünkü Beşiktaş tribünü bu sezon belki en düşük sayı oynayacak neredeyse.
bir haftadır biletler satışta ve şu an satılan bilet sayısı 3.000 ve dışarıda 50.000 bilet hala satılmayı bekliyor. E-bilet nedeni hem uygulamanın işte tam olarak anlatılamaması ya da eksikleri hem de taraftarın tepkisi nedeniyle Beşiktaş sezon en önemli maçında az önce dediğimiz gibi taraftarından eksik. Şunu da ilk bölüme etki olarak söyleyeyim, yoksa biraz vicdan azabı çekeceğiz. Beşiktaş başarısız dedik biraz ya Galatasaray'a göre, Fenerbahçe'ye göre. Ama Beşiktaş çok iyi gittiği noktada kendisinin, yani bir Beşiktaş kulübünün çalışanlarının, sportif yönetiminin hiçbir şekilde etkisi olmayan bir taraftarın içeriye girmesiyle beraber bütün dengesi bozuldu. Bu 4-5 haftalık verilen ceza artı orada kaybedilen puanlar, yani hepsini topladığınızda Beşiktaş'ın hiçbir suçu olmadığı halde aslında bir kaçan bir 5-6 puanı var. Bunu da buraya eklesek belki Beşiktaş başarısız bile diyemeyiz. Yine Beşiktaş oluyor olan. O yüzden onun hakkını bir daha ligin en önemli maçına da bu en hafta önemli maçına da belki taraftarsız de, oynayacak. Eğer oynarsa 10 bin kişi olursa ya da 3500 belki 20 bin bile olsa 80 bin olabilen ve 80 bin sığmayan bir sattı ilk oynadığı zamanlarda hatırlarsan. Bu yine bir haksızlık olacak. Gerçekten de biraz haksızlık etmeyelim. Çünkü zor, çok talihsizlikler de yaşadılar Beşiktaş. Sondaki golleri kadar en az. O yüzden çok da Beşiktaş üzerinden ekstra konuşulabilecek bir konu ama şimdi daha çok taraftarlar... Evet, şimdi Taraftar Hakları Derneği Başkanı Burkal Efe Sakızoğlu'na bağlanalım. O da taraftar kültürüne etkisi ve de tribündeki taraftar gruplarına etkisini soralım. Burkal merhaba. Merhaba Fatih. Geçtiğimiz, teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınladınız birçok taraftar grubuyla beraber. Bu bildiride aslında dikkat çektiniz biraz ama e-biletle beraber siz taraftarların tribündeki durumu ne olacak ya da size etkisi ne olacak, senden dinleyebilir miyiz? Peki. Öncelikle böyle keyifli bir futbol programı hazırladığınız için sizlere teşekkür ederim. Sevgili Orhan ve sevgili Fatih. Özellikle Favre'ın Liverpool'da oynadığı yıllara geri dönmek çok güzeldi, çok hoştu. Liverpool taraftarlarının efsane bir tezahüratı vardır. Asla yalnız yürümeyeceksin şeklinde. Ülkemizde maalesef taraftarlarla kulüpler arasına bir kat sokulmaya ve taraftarlar yalnızlaştırılıp tevzi edilmeye çalışılıyor. Taraftar Hakları Derneği olarak 14 Nisan tribünlerimiz için kara bir gündür başlıklı bir bildiri hazırladık bu anlamda. Taraftar dernekleri ve gruplarının 40 isim imzasıyla bu bildiriyi cumartesi günü yayınladık. Aradan 2 gün geçmesine rağmen kısa bir süre geçmesine rağmen bildireye bu dönem içerisinde ulaşamadığımız birçok taraftar grubu ve dernek imza atarak biz de varız, yanınızdayız şeklinde. Şu an kaç grup imzalattı? Şu an bildiri 43 grupta çıktı. Ancak yanlış olmasın, bu süreç içerisinde bir 10 grup daha katkıda bulundu. Biz de varız şeklinde. Twitter'dan, Facebook mesajlarından gelen bildirimler bunlar. Uygulamasına geçersek, tribünde size nasıl bir etkisi olacak e-biletin? Tribüne nasıl bir etkisi olacak? Sadece bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim profesyonel liglerimizde toplamda 127 tane kulüp var. Bu 127 kulüp 21 Ocak'ta disiplin yönetimini değişti biliyorsunuz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu o tarihten bugüne bu kulüplere çirkin ve kötü cezalar gerekçesiyle 264 kez ceza kesti. Yani tekrarlıyorum, 21 Ocak'tan bu yana 127 kulübe 264 kez ceza kesildi. Bu cezaların maddi değeri yaklaşık 10 trilyon lira ve burası çok önemli. 2,5 aylık süreçte Türkiye Futbol Federasyonu 39 maçın seyircisiz oynanmasını hükmetti. Şimdi e-bileti sadece bir başlık olarak değerlendirmemiz çok sakıncalı olur. Neden sakıncalı? Bir hata olur. Bunu 6222 kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü statlarda pankart sokmak yasak, statlarda kanun koyucuların istemediği şekilde tezahürat yapmak yasak, deplasmana gitmek yasak. Yani deplasmana bırakın, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde dünya derbisi olarak değerlendirilen bir maç, Galatasaray-Fenerbahçe maçına aynı şehrin iki takımının taraftarları giremedi. Aynı anda giremedi. Yani bu yasaklar içerisinde e-biletle son bir halka konmaya çalışılıyor. Ve bizden bu kadar ayıplı, bu kadar defolu, hatta stadyumlarda bile izlenmesi yasaklı olan bir oyunu e-bilet uygulaması tekrar satın almamız bekleniyor. Yani e-bilete gelene kadar konuşulacak çok noktalar dediğim gibi ama e-bilet bu işin son noktası, son halkası olarak bizim karşı durduğumuz bir noktada karşımıza çıkıyor. Biz taraftar gruplarının, taraftar derneklerinden aldığımız destekle, onlardan aldığımız güvenle e-bilet almıyoruz ve gerekirse maçlara da gitmiyoruz diyebiliyoruz. Çünkü taraftarlık olgusu parayla satılan ya da parayla satın alınan bir olgu değil. Bu konuda tribünlerde oturarak değil, dostlarıyla omuz omuza birlikte takıma destek olan tüm taraftarları, tüm taraftar gruplarını
dernekleri yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi Ali'ye çok güzel noktalara temas etti. Almanya örneğinden yola çıkmak gerekirse, Almanya'da taraftarlar kendi kulüplerinin taraftar politikalarında söz sahibi. Dolayısıyla ülke federasyonlarının taraftar politikalarında da söz sahibi. Ama baktığımız zaman bizde kulüpler yönetimi, kulüpler birliği diyor ki daha henüz E-Bilet'e hazır değiliz. E-Bilet ülkemizde uygulanabilecek kıvamda değil diyor. Taraftar grupları, dernekleri E-Bilet'e hayır diyor. Ancak ne hikmetse yangın sanmalı kaçırıcısına bu hafta bu uygulama yürürlüğe geçiriliyor. Neler getirecek, neler götürecek? Biraz da yaşayarak öğrenen bir toplum olduğumuz için zaman içerisinde göreceğiz. Ancak buna ilk başlangıçta, ilk çıkışta örgütlü bir şekilde karşı durmamız gerektiğini inanıyoruz. Çünkü bahsettiğim örneklerde 2,5 ay içerisinde 39 maçın seyircisi oynandığı bir ortamda var olmayan bir ürünü bize tekrar, bize ve bize ait olan kendilerinin yok ettiği bir ürünü bize tekrar satmaya çalışıyor. Bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii buyurun. Mesela Almanya'da böyle bir daha başka bir konuda taraftarlar organize olup bütün kulüplerin taraftarları hatta eylem yaptılar 12-12. 12 dakika sustular, yeri geldi. Bütün maçlar aynı anda sustular, aynı anda tezahürata başladılar. Bütün statlarda bu eylem bir şekilde işlevselleştirildi. Eylem konuldu doğrusuna gerekirse. Bugün bizde genelde olmaz bu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın dahi bırakın 127 kulübü. 3 tane kulübün dahi ortaklaşa bir eylem yaptı. Çok nadir görülür. E-Bilet gibi tam 3 tane hatta 3 değil bütün birincilik kulüplerinin hatta ikincilik kulüplerinin Balıkesir Spor'dan Denizli Spor'a kadar pek çok kulübün ortak bir şekilde karşı durduğu bir organizasyonda taraftarlar toplu halde bir eylem koyabilirler mi? Yani Almanya'da olan, çünkü Almanya'da taraftar söz sahibi gerçekten çok haklısın. Çünkü oturur yöneticiler de taraftarlarla konuşur. Teknik direktör, oyuncular hatta hafta içi ziyaret bile ederler. Yani her türlü görüşlerini alır ve ortak bir şekilde hareket ederler. Her zaman ciddiye alınır taraftarların görüşü. Yalnız burada Türkiye'de taraftarlar kendi aralarında bir birlik olabilir mi? E-Bilet içeriği nedeniyle. Benim biraz umudum var bu konuda. Belki de ilk defa diyorum çünkü bu açıdan. Biz bu anlamda çok umutluyuz. Yani bu konuda gerek hukuki anlamda gerek sokakta demokratik tüm haklarımızı kullanma konusunda bize gelen bildirimler, yani kendi kendimize karar veremeyiz tabii ki bu oluşum içerisinde. Ama bize gelen bildirimler senin bu konuya pozitif bakan insanların umutlu olmasını gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet, umutluyuz zaten. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de özellikle İstanbul takımlarının bilet fiyatları oldukça fazla. Yani alım gücünün işte bir asgari ücretin alım gücünün oldukça üstünde fiyatlar. Ve e-biletle artık hem kart ücreti hem de maç başında işte bilet satırken komisyonlarla bu tarafların üzerindeki yük biraz daha arttırılacak. Yani tribünde haliyle etkisi olacak e-biletin ama taraftar için de maddi anlamda biraz daha yükleri arttırmış olacak. Bu noktada işte Beşiktaş maçında bu hafta göreceğiz işte. Henüz 50 bin biletin henüz 2000-3000 tane satılabilmiş. Bir boykot gibi bir şey olabilir mi? Ya da Beşiktaş maçıyla beraber öyle bir şey başlayabilir mi tribünlerde? Böyle bir çağrınız olacak mı? Şimdi tabii ki ana temada yani hedefteki maç Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olarak gözüküyor. Bu anlamda satılan bilet sayısı 3200, yani daha doğrusu patolik kartı 3200. Beşiktaş yönetimi bu anlamda bu maç için aldığımız duyumlara göre, siz de bunu programda dile getirdiniz, E-Bilet uygulamasının iptali, yani bu maç için ya da bu sezon sonuna kadar iptali için bir talepte bulunmuş. İstekte bulundu. Şimdi bu anlamda tabii ki taraftarlar, baktığımız zaman Beşiktaş Çarşı grubundan, bildiri imzalayan Fenerbahçe'nin bütün gruplarından bu tarzda E-Bilet'e hayır şeklinde geri bildirimler alıyoruz. Ancak dediğim gibi bunu örgütlü bir mücadele şeklinde takım gözetmeksizin, renkleri gözetmeksizin ortaya koymamız gerekiyor. Demin de söyledim, biz bu anlamda çok umutluyuz. Odaklanmamız gereken başka maçlar da var. Odaklanmamız gereken, düşünmemiz gereken başka maçlar da var. Bunlardan en önemlisi mesela Galatasaray-Kasımpaşa maçı var bu hafta. Aynı zamanda PTT 1. Lig'de Adana Demirspor-Fethiyespor maçları var. Bu maçlar, bu 39 maç, cezalı seyircisiz oynama cezası verilen 39 maç içerisinde yer alan maçlar. Ve bu maçlarda da E-Bilet uygulanması uygulanacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Seyircisiz oynama cezası veriyorsunuz Galatasaray Kasımpaşa maçına, aynı şekilde Adana Demirspor, Fethiyespor maçına. Seyircisiz maçlarımızda kadınlar ve çocuk taraftarlar gelebiliyorlar. Ve bu maçlara ücret ödemiyor bu taraftarların.
Ancak uygulama yürürlüğe girdiği zaman, yani bu hafta bu taraftarlar ücretsiz bir maç için, örneğin bir Galatasaray taraftarı 25 lira kart ücreti ödeyecek, 5,5 lira kurye bedeli ödeyecek. Aynı zamanda ücretsiz bir maç için biletini yüklemek adına 2 lira işlem bedeli ödeyecek. Yani bedava olan bir maçı 32,5 lira vererek bir seferliğine izlemiş olacak. Aynı örnek Adana Demirspor Fethiyespor maçı için de geçerli. O taraftarlar için de geçerli. Yani nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız tribün gerçeklerinden uzak. Bakın daha fişleme, taraftarların teyit edilmesi, birçok konu var konuşacağımız ama onlara daha gelemedik bile. Yani nereden baksanız futboldan, futbol gerçeklerinden, tribün taraftar gerçeklerinden ayrı, sadece farklı kaygılı olan, çıkar kaygılı olan bir uygulamayla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Burkal çok teşekkür ederiz. Yine ileriki haftalarda sizinle iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Burkal aslında az önce söyledi. Türkiye'de yani cezalar doğrudan işte herhangi bir tribün olayında, kötü tezahürattan tutun da işte bir şiddet olayında doğrudan seyircisi oynama gibi yani futbol gerçeklerine aykırı bir şekilde cezalandırmalarla işte kulüpler yönetiliyor. İşte bu hafta Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fethiye gibi maçlarda seyircisi oynanacak ki zaten tribüne İşte Türk halkının gitmediğini konuşurken işte ilginin az olduğunu söylerken bir taraftan seyircisiz maç cezalarıyla daha fazla insanlar tribünden uzaklaştırılıyor. Ya en başta kadınları ve çocukları seyirciden saymamak gibi de bir hakaret var işin içerisinde. Yani o başta başına ki Hollanda'da bu uygulama kadınlara yani ikinci sınıf futbol içerisinde ikinci sınıf bir insan muamelesi olduğu için yani de hakaret olarak görüldüğü için kabul edilmedi. Çocuklar sadece oldu. Yani şöyle bir şey var bizim ülkemizde, ben kısaca özetleyeyim. Deplasmanda tribünler geldiği zaman işte iki tane farklı takımın taraftarları bir araya geldiğinde devletin ya da mekanizmanın güvenliği sağlaması gerekir. Bunu beceremiyorlar. Yani çocuğu da koysanız en kolay şey o zaman birisi gelmesin. Dünyanın en basit çözümüdür ya. Bunu yapıyorlar ve insanların haklarını çiğneyerekten, insanların deplasmanda takımını destekleme hakkını elinden alaraktan böyle bir uygulama yapıyorlar. Çünkü beceremiyorlar yani. Beceriksizlik var ortada. Yani bunu nasıl, ne yapsak da daha iyi bir şekilde beceririz olaysız. Çünkü tek sen oynamıyorsun. Almanya'da da var. Atıyorum İtalya'da da var. E-Bilet de aynı şekilde. Yine beceremedikleri bir şey var. Çünkü mesela bir örnek hemen vereyim. Ya taraftar işte yakalanıyor. Yani Beşiktaş maçında çok ciddi Beşiktaş'a zararlar veren bir olaydı. Sorumlusu yakalanıyor. Ya aynı gün televizyona çıkıyor. Ve o inanın bugün dışarıda ve hiçbir şey olmak önemli değil. Bu ülkenin temel sorunu bugün bile yani başka bir örnek hayatın içerisinde arabaya çarpıyor bir tane işte bir kız arkadaşının arabasına çarpıyor dolmuşçu. Polis orada gidiyor diyor ki bakın arabama çarptı ya o kendi aranızı halledin. Yani bugün suçu işleyeni gözle gördüğün halde dahi bir şey yapamıyorsan o adam ikinci kez işlemekten neden kaçınsın ki? Bireysel cezayı sen zaten veremiyorsun. Ekstra e-bilet olsa ne olur olmasa ne olur? Bu cezalarla yani bu kendi ilgili. Pardon son olarak beceriksizliklerini de bir fırsata çeviriyorlar. Çünkü bu işin sonunda İşte Çalık grubu aldı, bir banka, bir grup devasa para kazanacak hiç olduk yerde ve bütün taraftarlardan devasa bir para çıkacak yani toplamında. Bu cezalarla ilgili de hattımızda Bağış Erten var. Bağış abi merhaba. Bağış abi merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi iyi Türk futbolu, sağ olun. Türk futbolu ve ceza gerçeği var ve sürekli seyircisi oynama gibi bir işte cezalandırma yöntem var. Bu hafta da işte Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fethiye maçlarında bunu yaşayacağız. Türk futbolunda şiddet gerçeği var. Ama şiddetin çözümü e-biletle ya da 6222'nin olduğu yasayla mı sağlanır? Bunu senden dinleyelim. Ya aslında ne güzel konuşuyordunuz dinlerken. Hani Fatih sen de Orhan da hani en doğru yerlere dokunuyorsunuz zaten. Hani bir, hani bu işi çözmek için böyle bir şey yapılmaz. Bir şeyi, yani bu klasik yıllardır hani Türkiye siyaseti değil, Türk toplumuna mal olmuş olan öğrencisiz eğitim, marifsiz Eğitim Bakanlığı projesinin bir parçası gibi. Zaten ne olmuş? 80 bin kişilik olimpiyat stadına, hadi 60 bin diyelim, herkes oturamıyor ya 20-30 binine tadilatta. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı 3 bin bilet satılmış. Ne güzel işte. Hepimiz bir gün İstanbul Büyükşehir Belediyespor oluruz. Nefis de maçlar oynanır. Hiçbir şeye de dokunulmazlar. Evet, futbol çok önemli bir şiddet sorunu yaşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Sadece şiddet sorunu yaşamıyor. Ayrıca bu bilet meselesinde pek çok kez hepimizin, yani daha dün ben Fenerbahçe maçına giderken etrafta grup grup öbeklenmiş, ya bilet bekleyen ya bilet alan, o sırada bilet dağıtan, yanlış mıyım? Adamlarla dolu etraf. Alo.
Bağış abi, sence bir şey soracağım. Yani bu sonuçta bu e-bilet tamam yetiştirilemedi denilden başa, sezon başından beri vardı ama tam da 29. hafta, yani bir 5 hafta kalmış. 5 hafta e-biletsiz de olsa olur. Sonuçta en kötü ihtimalle hiçbir şey olmayacaksa Beşiktaş'ın hayati bir yarışında bir yer almasını sağlayacak. Bunu sezon başı niye yapmadı? Orada eleştirilerden mi kaçtılar? Her işte kiminin düşme mücadelesi... Yok, burada bir inatlaşma var. Bir önceki spor bakanı e-bilet meselesini bir onur meselesi haline getirmişti. Muhtemelen o tek başına bunu böyle yapmamıştır. Malum Türkiye'de siyaset takıntılar ve inatlaşmalar üzerinden yürüyor. Muhtemelen. Birisinin inadı bu. Bu sezon bitmeden bu iş olacak. Bu kadar basit diyorsun değil mi olay? Evet. Yani evet, yönetim de bu. Bitmeden, sezon bitmeden ben o e-bileti göreceğim, arkadaşım evli var. Doğru diyorsun. O buyruğu yerine getirmek isteyen insanlar dolu ortalık. İnsanlarla dolu. Ya daha ligin ilk yarısında denemeleri yapılıyordu. Bir şeyler bir şeyler. Bir sürü şeyler. Bir devrenin yani arasında getirse o bile bir adalet olacak. Yani bir devre e-biletsiz, bir devre e-biletli. Ama 29. haftada getirmek birilerine haksızlık olacak en kötü ihtimalle. Ya, daha başka sorunlar hani, hiç saymıyorum bile. Yani bir de insan birazcık ders alır. Yani insanlara anlatamadınız, öyle ifade ediyor değil mi? Mesela şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet Gezi ile ilgili şeyi nasıl tespit ediyor? Biz orada küçücük bir şey, daha yeni hani Başbakanlık Müfettişleri raporu yayınlandı. Ne diyorlar? Zabıtalar işte yanlış eylem yaptı, şey orada çadırları kaldırdılar ve biz oradaki o küçük şeyi anlatamadık halka. Tamam, bundan bir ders alın. Bunu da anlatamadınız daha kimseye. Ne olduğunu bilmiyor kimse. Bir, ikincisi biz niye bu kadar para ödüyoruz ya e-bilete? Bu kamu hizmeti değil mi? Yani tabii bu asıl bir çok ciddi bir problem yani bu zaten. Biz niye para ödüyoruz ya? Ha, zaten zenginleştirdiniz o bileti, e-bileti yapıp, e-bileti dağıtarak, birileri bastırarak. Oradan büyük para gidecek zaten. Ve biliyorsun sen de hangi bankanın, hangi kurumun olduğunu. Tabii ya, tamam işte onlar da o kartları çıkarttılar, o paraları yaptılar. Hadi amenna. Hani kurdunuz düzeni, birisi yesin, birisi afiyet olsun. Çok güzel. Abi niye para veriyorsunuz siz buna? Hem de öyle böyle değil. 25 lira. Büyükşehir takım taraftarları 15 lira küçük. Ya 25, niye böyle bir eşitsizlik var ya? Maç başına 2 lira hizmet bedeli artı 5,5 lira kargo. Kart bedeli de eşitsizlik de. Artı tefetüfe var. 10 yıllık bir anlaşma yapılıyor. Yani bu işten gerçekten şiddet mi? Yani bu ortada bir sorundan bir krizi birilerine fırsata da çevirme olayı da var ki. Yani insanlar çok ciddi bir şekilde karşı olduğu bir grup orada. O bankaya hiçbir şekilde ben angaje olmak istemiyorum mesela. Ben niye olayım ki yani? Bugün nasıl ki siyasi olarak alanlarda şu bankaya gitmeyin, şu yurttan çıkın. Yani bir tavır koyulmasını söylüyorsa benim de bir tavrım var ve ben futbol için niye bunu ezmek durumunda kalıyorum ki şimdi? Ben Çalık grubuna çok açık söylemek gerekirse niye 25 lira vermek durumundayım bugün? Yani neresinden tutsa elinde kalır ya? 15 lira 25 lira ayrımı ne? Niye mesela ya siz ne hakla iki takım grubu arasında ayrım yaparsınız? Ne demek bu taraftarların arasında bir ayrım yaparsınız? Ayrıca Fenerbahçe falan daha imzalamamış benim bildiğim, değil mi? En son bekleniyordu galiba. Yani hala Fenerbahçe şeyi seçemiyorsunuz e-bilette. Fenerbahçe tuttuğun takım olarak Fenerbahçe'yi seçemiyorsun. Çünkü anlaşması yok. Fenerbahçe yani sen Türkiye'nin şu anda şampiyon takımı, en büyük taraftar kitlesine sahip iki takımından birinin taraftarını daha projenin içine alamamış, kulübünü alamamışsın içine. E-bilete geçelim. Ya hani ben hayatımda çok kötü uygulama gördüm. Ama hani bu şuna benziyor. Dervişin biri yolda yürüyormuş. Bir tane adam gelmiş demiş ki, ya demiş bir hikaye vardı derviş. Hazreti İsa hani sopasıyla dereye vurdu da koyunları karşıya geçirdi ya, bir anlatsana demiş. Derviş de düşünüyor, ulan İsa değil Musa, sopa değil asa, dere değil Kızıldeniz, koyun değil halkı. Ben bunu nesini düzelteceğim demiş, aynen öyle oldu deyip gitmiş. Doğru, ne demeyi ki? Bağış yani abi. İnsanların kimlik bilgilerinin alınmasına mı değinelim? Teker teker orada bir sabıka grubu oluşturulmasına mı değinelim? Hangi mesela biletleme sistemini buna göre yapacaklar da bilet dağıtılmayacağının ne gibi bir garantisi var? E-bilete gene alacak bilet adam. Alacak şeyini. Zaten kendi... temel problem de aslında kimin suç işlediğini görmek değil ki. Suç işleyen zaten bir ceza almıyor. Bize en çok benzeyen memleket İtalya. O e-bilet var orada. Ben Roma Lazio maçına Matteo diye girdim. İki sene evvel.
Bir de Barış abi şöyle bir uygulaması olacak. Mesela haftaya Beşiktaşlar maça giderse tribünde işte turnikede kartını okuttuğu anda yukarıda kendi fotoğrafını görecek. Yani bir maça giderken... Ya, hakikaten ne bu ya? Bir bilim kurgu filmi gibi ya. Ha, 1984 gibi bir de kocaman resimleri olsun. İzinler. Yok oldu. Onlara da biat edelim, öyle olsun bu iş. Ve onun dışında daha birçok ayrıntısına giremiyoruz. Süremiz de çok yetmiyor ama mesela bir baba işte hafta sonu işte eşine, çocuklarına hadi toplanın maça gidelim dediği anda her birine ayrı ayrı e-bilet almak zorunda. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir adam işte çoluğun çocuğunu maça götürmek için her birine işte beş, ailede 5 kişi varsa 5 tane e-bilet almak zorunda daha kalabilir da, mi? Daha da sorunlusu şu. Ailenin mesela birisi Fenerbahçeli, birisi Galatasaraylı, birisi Beşiktaşlı. Şimdi Beşiktaş maçına hep beraber gideceğiz diyoruz. Birisi deplasman almıyor. Yani bir Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Fenerbahçe'ye gidemezler. Bitti artık. Evet, diyelim ki Galatasaray, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olan bir ailenin topluca artık maça gitmesi geçmişte nostaljik olarak anlatacak hikayeye dönecek yani. Bir daha öyle bir de demin siz de konuştunuz. Altını bir kez daha çizmek lazım. Varsayalım ki e-biletle sporda şiddeti önlemeye çalışıyorsunuz. Şiddeti yapanı yakaladınız. Ne yapıyorsunuz? Ben geçen de Rütük'te bir panele katıldım. Bundan bir sene evvel falandı. Rütük'te hem de. Panelde konuşanlardan biri savcıydı. Biri şeydi. Savcı diyordu ki biz şu kadar dosyayı getirdik hakimin önüne. Şu kadar takipsizlik kararı çıktı. Bu çıkan yasayla ilgili olarak toplam ceza alan insan sayısının 100-200 olmadığını biliyoruz. Yok. Niye korksun adam yapmaktan? E-bilet olsa da korkmayacak zaten. Yani adamı biliyoruz. Demin sen ne güzel örnek verdin ona. Adamı bilmiyor muyuz ya sahaya gireni? Ya akşam canlı yayına çıktı. Normal koşullarda tamam. O insanın iki gün üç gün sorgulanması gerekir yani. E-biletle de girer ertesi hafta o e-biletle de. Karşıda bir resmini görür. Ödediği para. Şey var işte mesela yani Almanya'da bir örnek vereyim mesela. Maçın devre arasında maçın yani 20. dakikasında bir penaltı atışında lazer tutuyor ve yakalanıyor. Maçın 30. dakikasında o adam yok orada. Bak bırak maçın bitmesini sonrasını canlı yayına çıkmasını vazgeçtin. Lazerden bahsediyorum sadece. Ve maçın 30. dakikasında kaldırdılar onu. Yani kameranın bir kere oraya gelmesi ki gelmemiş olanlar da var. 30. dakikada o adamı oradan kaldırdılar. Maçın bitmesini beklemediler. Akşamın olmadı, şun olmadı. Şimdi ben ki tekrardan veriyorum. Beşiktaş'ın hayatını etkileyen, yani bu evet. Tüm süreni etkileyen, o yaptıran adam akşama canlı yayına çıktı. Bir kanalda. Önemli değil, belli zaten. Ve o kanalda konuşuyor, kendisini savunuyor. Daha belki de 20 maça daha gitti. Kimsenin haberi yok. Kafasına şişe kıran, yani cinayete teşebbüsten yapsan da tribünde yapıyorsan cezası yok bunun. Ya, bir adam öldürecekse, akıllı olan gider, eğer ceza almak istemiyorsa tribünde bunu gerçekleştirir. Çünkü orada atılan hiçbir şeyin cezası yok. Bir takım tribün liderleri men cezası alıp gözümüzün önünde maça giriyordu. Yani bir de artık hakikaten saçmalamanın son boyutu. Ya, bu hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçını e-bilet yüzünden bir avuç seyirci izlerse bunun karşılığında bu memlekette bütün futbol yetkililerinin istifa etmesi gerekiyor. Çok net. Kesinlikle. Buna imza atan Beşiktaş yönetimi dahil buna. Kesinlikle hak veriyorum. Ki ben Beşiktaş sosyal medyada takip ediyorum ben Beşiktaş'ı. Son bir haftada e-biletle ilgili 26 tweet attı. Taraftan yönlendirme amaçlı. İşte gidin e-bilet alın diyerekten. E-biletin kendi resmi hesabı 24 tweet attı. Yani e-biletten daha çok sahiplendi e-bileti Beşiktaş. Bugün de işte federasyona başvurup bu uygulamayı erteleyelim diyor. Yani bir taraftan taraftarını yönlendirirken diğer taraftan da bu uygulama olmadı. Benim tribüm boş kalacak. Bunu iptal edelim sonra bakarız. Ya. Gibi bir tavır bilmiyor. Türkiye'de en kötü tavır nedir biliyor musunuz? Benim en nefret ettiğim tavır da bu. Şimdi başımıza bir iş gelmeden anlamayız. Şimdi bu hafta sonu o e-bilet yüzünden Beşiktaş-Fenerbahçe maçı berbat edilir. Yok ya biz bunu biraz bekletelim deyip sezon sonuna kalır. Olan Beşiktaş'a olur. Olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olur. Hele maazallah bir de Fenerbahçe maçı kazanırsa. İşte. Çok... Bir de şampiyonluk kutlaması yaparsa o statta ondan sonraki şiddet olaylarını artık sorumluluğunu kim alır onu göreceğiz. Bağış abi çok teşekkür ederiz. Vallahi için. İyi yayınlar. Feveren halinde konuştum ama hakikaten böyle saçmalık görmedim yani. Çok teşekkürler. Size yetinler arkadaşlar. Sağ olasın. Çok iyi. Orhan zamanımız da çok yok. E-biletin çok ayrıntısı var aslında ama bir ayrıntısı da kişisel veriler. Ben işte e-biletin Pasolik adıyla çıkacak. Paso.com.tr diye bir sitesi var. Siteye girdim. Üyelik şartları var işte. Bazı bilgiler istiyorlar. İşte anne kızlık soyadından tutun da işte fotoğrafına kadar bilgiler istiyorlar. Bir de üyelik sözleşmesi var.
üyelik sözleşmesinde şöyle bir madde, ikinci madde şey diyor. Bu işte verdiğiniz bilgilerin diyor güvenli olması, güvenilir olması size sizin sorumluluğunuzdadır diyor. Bu bilgiler ama diyor biz istediğimiz şekilde kullanabiliriz diyor yani. Çalık grubu kendi iştirakleri diyor ve işte ortakları, program ortakları, işte pazarlama ortaklarıyla istediğim şekilde kullanabiliriz diyor. Yani sen yeter ki bize güvenilir bilgiyi ver diyor. Biz bunu promosyon, pazarlama ne istersek bu şekilde kullanabiliriz diyor. Bunu da taahhüt etmiş sayılıyorsun, kabul etmiş sayılıyorsun diyor. Yani kabul etmiyorum diye bir şey yok zaten. Bir şey yok zaten. Yani hayır deyip kabul etmiyorum bunun yani diye bir şansın yok. Sen futbolu seviyorsan, taraftar olmak istiyorsan bize, bizim grubumuza, devlet tarafından zorla bilgilerini vermek durumundasın. Bu senin futbolu sevmenin bir bedeli. Bu da bizim nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde kazancımız. Yani bunu anlamak güç. En önemlisi belki de bunun hukuki olarak boyutu nedir? Belki oraya bunu bakmak gerekir. Taraf der başkanı avukat Kemal Ulusoy ile konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba, iyi geceler. Biz biraz giriş yaptık aslında bu kişisel bilgilerin ihlali ve işte pasolik, e-bilet tarafından ne kadar güvenli şekilde muhafaza edileceğini biraz konuşmaya çalıştık ama durumu senden dinleyelim biraz da. Yani e-bilet hangi bilgileri isteyecek ve bu bilgileri nasıl kullanacak? Aslında tabii bizim içinde bir belirsizlik hakim. Yalnız ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Mevcut elektronik bilet uygulaması, yani pasolik uygulaması, öncelikle anayasaya, onun arkasından tüketici yasalarına, 6222 sayılı yasaya bence doğrudan aslında aykırılıklar taşıyor. Yani şöyle bahsedelim, 6222 sayılı yasa aslında elektronik karttan bahsediyor. Yani elektronik bilet dediği şey elektronik kart. Oysa ki şu anda önümüze gelen pasolik adı verilen kart doğrudan bir banka kartı. Yani doğrudan bir banka hesabı açtırıyorsunuz. Üç tip kart düzenliyor. Üçü de aslında bir bankanın müşterisi haline getirildiğiniz kartlar. Bu anlamıyla zaten kullanım koşullarını okudunuz ama kullanım koşulları gerçekten felaket. Ben kullanım koşullarını demin tüketici yasasıyla karşılaştırdım. 28 Mayıs'taki yürürlüğe girecek olan yeni tüketici yasası da bugünkü tüketici yasası da baktığımda %80'i buradaki maddelerin zaten yasaya aykırı. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim. Tüketici yasasında diyor ki aynını okuyorum yeni yasayı. Sözleşmede öngörülen koşullar sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Patolik uygulamasında değiştirilebileceği söyleniyor. Bunun dışında sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bedel talep edemeyeceği yani yasada söyleniyor. Ama pasolik uygulamasında ek bedel talep edileceği yazıyor. Yani her bilet aldığınızda sanırım 2 lira, 2,5 lira gibi bir bedel kesileceği öngörülüyor. Şu anda tabii burada da istediği gibi değişiklik yapabileceği için bu artar mı azalır mı bunu da bilmiyoruz süreç içerisinde. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence bu alınan ek bedeller için tüketici hakem heyetlerine başvurulsa aynı bu banka dosyalarında olduğu gibi bu paraların iadesi tüketiciye zorunlu hale getirilecek. Yani bunların hiçbir yasal dayanağı yok. Bunun haricinde hukuki açıdan bakarsak Türkiye biliyorsunuz birçok uluslararası sözleşmeye bu kişisel bilgilerin saklanmasına dair imzalamadı. Bunların çoğu hala bekliyor. Bu konuda ciddi yasal boşluklarımız da var. Bu nedenle gene kullanım koşullarına baktığımızda PASOLİG'in bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden hiçbir şekilde ilgili banka sorumluluk kabul etmiyor. Doğrudan PASOLİG kullanıcılarına bu sorumluluğu yüklüyor. Şöyle bir şey okudum ben internet sitesinde, PASOLİG'in internet sitesinde, yani e-biletin internet sitesinde şöyle bir şey okudum. Hı hı. Sitede diyor oluşabilecek herhangi bir hatadan diyor, yani atıyorum siz e-bilet almak için 50 lira yüklediniz siteye ama sitede bir arıza oluştu, o 50 liranız orada görünmüyor. Bunun sorumluluğunu yani sistem kabul etmiyor. Yani sistemi sahipleri, işte e-bilet, PASOLİG uygulaması sahipleri kabul etmiyor. Yani o 50 liranın senin ne olduğunu takip etmen gerekecek. Yani en azından hatanın nerede olduğunu bilsen bile bir yaptırımın yok. Çünkü kimse sorumluluk kabul etmiyor. Evet, yani aslında tamamıyla bir sizi böyle esir haline getiren bir
kullanım koşulları sözleşmesi diyelim. Yani aslında hiçbir hakkınız yok mevcut pasolik uygulamasına baktığınız zaman. Kaldı ki aslında bu bir hani nasıl su abonesi olursunuz, telefon abonesi olursunuz, yani bir tekel hakkıdır bu. Ve onun içinde belirli haklara sahip olmanız gerekir. Mevcut uygulamada istediği gibi sizin sözleşmenizi feshetme hakkına da sahip oluyor. Yani sizin hiçbir hakkınız yok. Ama ilgili banka istediği takdirde sizin tüm haklarınızı, hatta parayla satın aldığınız hakları dahi istediği anda tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip. Yani şeyde bahsettiği, kullanım koşullarında bahsettiği, herhangi bir zamanda bu koşullara değişiklik yapma hakkına sahip olması da sitede ilan edilmeye bağlı kılınıyor. Yani karşı tarafa tebliğine dahi izin vermiyor. Sizin haberiniz yok. Az önce okuduğunuz mesela 2 dakika sonra bir değişiklik yapıldı. Siz sürekli bunu kontrol edemezsiniz doğal olarak. Ve oradaki yayınlandığı anda tüm değişiklikler yürürlüğe girecek diyor. Yani hani aklının çok böyle alabildiği bir kullanım koşulları sözleşmesi yok ortada. Tabii uygulamada daha çok sıkıntıları yaşayacağız. Özellikle bu fişlemeden bahsediliyor. Benim tahminim odur ki büyük ihtimalle bunu ulusal yargı projesiyle de bir bağını kuracaklar. Maliye ve İçişleri Bakanlığı'yla şu an bu bilgilerin paylaşılacağı açıkça ilan edilmişti. Zaten yasada da var bu madde. Evet, yalnız da Adalet Bakanlığı dememişlerdi. Büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı deniyor. İçişleri Bakanlığı üzerine Adalet Bakanlığı'yla da bir sistem ortaklaşmasına gidilecek. Örneğin hakkında bir yakalama kararı olan şahıs doğrudan orada ismi çıktığı anda yakalama kararı da orada belirecek. Ve anında orada polisler tarafından yakalanarak işlem yapılacak. Yani sadece taraftarın fişlenmesine yönelik olarak değil, başka amaçlar da taşıyan bir yasa haline getirilmeye çalışılıyor. Ama dediğim gibi mevcut 6222 sayılı yasaya da çok uygun olan bir kart değil. Görünen o şu anda. Kemal, çok teşekkür ederiz değerlendirmen için. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Aslında yani e-bilet her yönüyle nereden tutsan elde kalacak bir uygulama. Hem işte taraftara getirdiği ekstra maddi külfetler, hem tribündeki o taraftar kültürünü yok edecek bir yapı, hem şiddet sorunu çözemeyecek bir uygulama, hem de az önce bahsettiğimiz gibi işte kişiye ait özel bilgilerin, verilerin güvensiz bir ortam aktarılması gibi sorunlar oluşacak. İşte bu haftada bunun ilk örneğini göreceğiz. Aslında tribünde ciddi bir tepki de var ama uygulamasına herhalde bu her sezon sonuna kadar. Her şey doğru olsaydı dahi tam 29. haftada bunun bir şekilde gündeme getirilmesi, başlatılması, yani ortada 5 hafta bekleyip de yeni sezonda çok daha doğru bir şekilde eğrisiyle doğrusuyla düşünüp belki taraftar gruplarını da dinleyip bu konuda fikir alabilecekleri diğer konular, diğer insanlarla da ortaklaşa bir şey yapmak yerine alelacele sunuluyor ve hiçbir şeye, yani nasıl kullanım sözleşmesine itiraz etme hakkımız yoksa, ne yazıyorsa kabul etmek durumundaysa insanlar, burada da itiraz etme hakkı yok. Beşiktaş'a sorun farklı bir ayrıcalık. Fişleme, Galatasaray'da 5 yaşlı diye çok rahat bir artık futbol severi illa bir takım tutmakla anılmak durumunda. Mesela Galatasaraylıyım, evet artık ben 2 gün sonra 5 yaşlıyım. Yani bununla mı, buna göre mi yargılanacağım her yerde? Deplasmana gidemeyecek gibi çok tartışılan yönleri var. Bana göre kısa sürede geri dönülecek. Özellikle taraftar sayısı bunda etki olacağını düşünüyorum ama olan belki de sadece yine 5 yaş olacaktır. Belki bir olumlu faydası. Tüm 127 kulüp vardır. Yani 100'ünün buna itiraz ettiğini düşünüyorum. Belki de ilk defa Türkiye'de taraftarlar ortaklaşa bir eylem yapacaklar. Bu eksik olan bir şeydi tribün kültüründe. Hani onlar bir araya gelmesini uğraştırırken belki de tam tersine bir araya getirecek bütün taraftarları. Daha başka eylemler için de ileride. Tren Futbolu bu hafta 2 bölüm yaptı. 2. bölümde bugün resmen uygulamaya geçen e-bileti konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.